Evet, anladım. Evet. Beni biri arıyor. Evet, sanırım bugün zamanım var. Ha evet, zamanım var benim de. Yani sanırım. Of, olmuyor. Benim de bir yetişkin saatim olması lazım. O zaman ben de bir tane yaparım. Önce akrep ve yer kovanı çiziyoruz. Ben seni birazdan ararım. Bir kol saati istiyorsun demek. Tatlım, gel buraya. Hadi kendi saatimizi yapalım. İlk olarak saat kadranını, sonra da çerçevesini yapıştırıyoruz. Daha sonra ters çevirip arka tarafını yerleştiriyoruz. Süper. Şimdi sıra işin eğlenceli kısmında. Merhaba Kitty. Neden biraz bizimle takılmıyorsun? Bu parçayı arkaya yapıştırıp saatimize biraz renk katıyoruz. Pembe harika yakışacak bence. Şimdi parçaları birleştiriyoruz. Ve en sevdiğin saati içine sokuyoruz bak. Nasıl olmuş? Eva, bak bakalım. Aa, hadi tak bileğime. Bu gerçekten benim mi şimdi? Dur, saatin kaç olduğuna bir bakayım. Müthiş. Pekala, artık işe dönebilirim. Evet, ben de. Tamam, hemen ilgileniyorum. İşte bir şey benzemeye başladı. Sende durum nedir? Eva, bir sihirbazlık numarası görmek ister misin? Aa, peki. Kulağının arkasında bir şey var. Ne? Ah, zengin oldum. Başka bir şey daha var mı? Bir bakalım. Vay canına, bu oyuna bayıldım. İşte bir tane daha. Bu çok eğlenceliymiş. Bunu da unutmayalım o zaman. Ve bunu da tabii. Peki burası? İşte geliyor. Şu paralara bak. Harika. Bu paraların hepsi senin. Oh, müthiş. Paralarımı saklamam lazım. Yalnız o kese küçük sanki. Hepsi sığmayacak gibi. Gir içeri. Hadi ama. Anne bak. Bir türlü olmuyor. Olmaz diye bir şey yok. Şunu izle. İlk olarak kartonu kaplıyoruz. Sonra bu kısa çubukları batırıp üstlerine bu yayları koyuyoruz. Sonra bu parçayı koyup karton parçasının içinden geçiriyoruz. Şimdi bu tahta parçasını yapıştırıp paraları içine koyuyoruz. Kutunun üstünü kapatma zamanı geldi. İşte oldu. Dışının daha eğlenceli görünmesi için buraya sevimli bir yüz ekliyoruz. Birisinin paraya karnı acıkmış. Bu şeye bütün paranı saklayabilirsin. İyi de nasıl? Dur sana göstereyim. Hazır mısın? Parayı dilinin üstüne koyup buna basıyoruz. Hadi şimdi sen dene. Harika, hadi bakalım. İşte koydum parayı. Afiyet olsun. Vay canına, müthiş. Hepsini atmam zaman alabilir tabii. Ne dedin? Karnı hala açmış. Daha fazla harika video için beğenin ve abone olun. Dinlendirici bir duş yapmanın tam zamanı. Bunun için sabırsızlanıyorum. Ah, çok iyi geldi. La 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 la. Duşta şarkı söylüyorum. Bir pop yıldızı olmalıymışım. Evet, kesinlikle. Kurulanma vakti. Bu görünüme bayılıyorum. Sanki kendime ait bir gökkuşağım var gibi. Birazdan çıkmam gerek. Hazırlansam iyi olur. Saçım nasıl görünüyormuş? Belki başka bir şey denesem daha iyi olur. Bir dakika. Geçen sefer ne olduğunu unutmadım. Ay! Canım yandı. Aynısı olmamalı. Kablo takılmış. Ay! Ah, ne? Ne oldu öyle? Yok, bu iyi değil. Bunu bir daha kullanmam. Kendimi yaralamadan saçlarımı kıvırmanın bir yolu olmalı. Belki de şu mandalları kullanabilirim. Denemeye değer. Saçlarımı çamaşır kurutucuya yerleştiriyorum. Ve çubuklarına sarıyorum. Mandallarla da tutturuyorum. İşte, umarım işe yarar. Saçma görünüyor olabilirim ama denemeye değer. Pekala, bakalım müthiş buklelerim olmuş mu? Komik bir his. Aa, saçlarım harika görünüyor. Gitme zamanı. Amanın! Niye bu saç düzleştirici hep bana zarar vermek istiyor? Buraya bak. Şu bileziğe bak. Ne? Bu eski şey mi? Üstünde çok fazla elmas olduğu için ağır biraz. Hoşmuş. Saçımı geriye alayım.
küpelerimi beğendin mi? Oh, büyüleyiciler. Çok kıskandım. O zaman şuna bak. Çok etkileyici ha? Bu kadar mı? Benim gülümsemem 1 milyon dolar değerinde. İnanamıyorum. Ah, buldum. Bu Luna'ya gününü gösterir. Saçlarım için mücevherler. Bu nasıl Luna? Hadi canım. Ah, böyle tepki vermemesi gerekiyordu ama olamaz. Düşmüş. Bu çok utanç verici. Bunu izle. Ah, o da ne? Saçıma mücevherleri tutturuyorum. Çok kolay. Farklı renkleri de var. Vay canına, müthiş. Evet öyle. Bu tarzı seviyorum. Ama saçlarım çok sıkıcı. Aa, burası ne kadar aydınlıkmış. Hiçbir şey göremiyorum. Gözlerim böyle daha iyi. Vay canına. Şu saç stillerine bak. Bayıldım. Yeni bir saç şeklim olsa iyi olurdu aslında ama hangisi? Hadi bir şey deneyeyim. Şu makası alayım. Hadi bakalım. Cesur ol. Bu sadece saç. Hayır. Senin yerinde olsam bunu yapmazdım. Güven bana, tecrübeyle sabit. Makası ver. Az kalmıştı. Asla yeni bir saç şeklim olmayacak. Yoksa olacak mı? Sanırım bir fikrim var. Bu saç lastiğiyle saçımı topluyorum. Sonra öne alıyorum. Şimdi saçımın kalanını örüyorum. Çok güzel görünecek. Neredeyse bitti. Arkası oldu. Şimdi saçımın üstünü aralıyorum. Ve örgüyü içinden geçiriyorum. Hepsi geçiyor. Şimdi sıra kâküllerde. Düzeltmek için saç düzleştiriciyi kullanıyorum. Biraz ısıyla düzelecekler. Şimdi de dağıtıyorum. İşte harika görünüyor. Resmimi dergiye basmalılar. Saçına ne yaptı? Anlamıyorum. Makas hala bende ama. Sadece becerikliyim biraz. Daha fazla harika video için beğenin ve abone olun. Bilet lütfen. İyi seyirler. Selam. Ha? Şekere izin yok. Kutuya koy. Ama lollipopum daha bitmedi ki. Şekerden nefret ederim. Şimdi içeri girebilirsin. Umarım geç kalmamışımdır. Bu hiç adil değil. Film atıştırmalık olmadan izlenmez ki. Dur bir saniye. Güzel filmlere bayılırım. Bir sorun mu var? Neyse, bunun için zamanım yok. Bir şeyler yemek istiyorum. Enfes. Ne? Hadi ama. Of, sabahları hiç sevmiyorum. Yataktan kalkmak istemiyorum. Hazırlansam iyi olacak. Ne? Bu kıllar da nereden çıktı? Koca ayağa benzemişim. Ağda yapmayalı çok olmuş. Ama gitmek zorundalar. Bu biraz zaman alabilir. Bazı günler saçım kötü olur ya. Kimsenin beni böyle görmesine izin veremem. Jilet kötü bir fikirmiş. Çim biçme makinesi kullanmalıydım. Çok iğrenç. Bittiğine sevindim. Vay, inanamıyorum. Saç canavarı mı o? Defol git buradan. Uf, bunu hiç beklemiyordum. Suyu açayım da delikten gitsinler. Deliğe mi tıkadı ne? Hayır ya, daha da kötüleşiyor. Bu da ne? Şu plastik kelepçeleri kullanabilirim. Sanırım her şeyi çözebileceğim. İşe koyulma zamanı. Fermuarın içine oluklar açalım. Kesikleri açılı yapalım. Bunu sonuna kadar yapacağız. Şimdi diğer fermuarı alalım. Tokanın içinden geçirelim. Sonra da sabitleyelim. Alta da bir halka yapmamız gerekiyor. Sanırım hazır. Gideri açmanın zamanı geldi. Fermuarı eveye deliğinden aşağı itiyoruz. Sonra da burnun içindekileri çıkarabiliriz. İşte geliyorlar. İğrenç, çok iğrenç. Doğruca çöpe gidebilirler. Bayağı kullanışlı bir araçtı. Ne düşünüyordum ki? Salla bebeğim, salla. Dansta temizlik çok daha eğlenceli oluyor. Hop hop, şuna bak. Kurtulalım şunlardan.
Her şeyi tertemiz olmalı. Bir toz tanesi bile görmek istemiyorum. Şurayı temizlesem iyi olacak. Bu korkunç ses de ne? Yine şarkı söylüyormuşsun. Ha? Bir mesajım var. Ne? Bunun için epeydir bekliyordum. Ah, ama bu şekilde dışarı çıkamam. Ah, uşak. Ah, beni mi çağırdınız? Elbiseleri getiriyorum hanımefendi. Her duruma uygun bir kıyafetimiz var. Ah, bir bakalım. Işıltılı bir şey? Yok. Hah, işte bu. Göz alıcı ve ağızları açık bırakma garantili. Ciddi misin? Şık. Elmas kaplı bir çöp torbasına benziyorum. Zorlanıyorum. Dur, buldum. Ah, neden uğraşıyoruz ki? Bu kadar uzun süren ne? Bence bunu seveceksiniz. Kendim yaptım. Ah, çok güzelmiş. Ah, denemek istiyorum. Vay canına, harika görünüyorum. Her zamanki gibi hanımefendi. Şimdi de yeni bir saç modelinin zamanı geldi. Ben hallederim. Annemin saçını da ben yaparım. Bence şöyle süzülen birkaç bukle yapmalıyız. Ah, ne bu koku da ne? Ay! Ay, çok tatlı ya. Mükemmel bir buluşma olacak. Orada işler nasıl gidiyor? Aa, her şey yolunda. Benim işim bitti. Bakabilirsiniz. Ah, her zaman harika görünüyorum. Ne? Çenemde de ne var öyle? Ay, çok kötü, iğrencim. Çek şunu önümden. Özür dilerim hanımım. Bir şeyler yapmalısın. Maske altında iyi değilimdir. Bir düşüneyim. Hayır, bu olmaz. Başka neyim var? Kesinlikle olmaz. Dur bir saniye. Toz alacağım. İşe yarayabilir bu. Yani denemeye değer. Cildinin üstünde kullanacağım. Gözeneklerdeki pisliği emip çıkaracaktır. Tıpkı toz almak gibi. Sanırım hepsini aldım. Bakabilirsiniz. Kusursuz cildim geri geldi. Çok korkmuştum. Çok rahatladım. Sen benim mucizemsin. Bana değil, şu küçük gerece teşekkür edin. Durum hiç iyi görünmüyor. Düzelsem iyi olacak. Üstünü kapatalım. Daha iyi oldu. Sanırım randevum için hazırım. Gece gelmem. Güle güle. İyi eğlenceler hanımefendi. Ucuz atlattık. Daha fazla harika video için beğenin ve abone olun. Pekala, sonra konuşuruz. Onu atmak istediğinden emin misin? Evet. Yatağı hedeflemiş olabilirsin. Ama yer çekiminin başka planları var. Görüşürüz. Birisinin telefon tüyolarına ihtiyacı var anlaşılan. Sofia'ya bak, işe gömülmüş. Dikkatinin dağılması iyi olmaz. Tam demişken... Nereye koydum şunu? Buralarda bir yerlerde olmalı değil mi? Hadi sana, saklanma şimdi. Kabloyu takip edeyim. Bu aptal şeyin uzunluğu ne kadar ya? Kolum yoruldu. Bu telefon değil ki. Boşa zaman kaybetmişim. Kolumu zor hissediyorum. Pekala, yaklaşmış olmalıyım. İşte buradasın. Ve anlaşılan çağrıyı kaçırdım. Şimdi onu geri aramam gerekecek. Bir dakika. Belki bu konuda bir şey yapabilirim. Evet, iyi olacak. Kabloyu al. Ve keçeli kalemin çevresine şöyle dola. Tamamen dolanınca üstüne bir dakika kadar saç kurutma makinesini tut. Keçeli kalemi çıkarınca artık kablonun o kadar uzun olmadığını görürsün. Şimdi gözümün önünde. İşte. Artık işe gömülmüşken telefon çaldığında bir de telefonunu aramak zorunda kalmayacaksın. Kevin arıyor. Ne haber kanka? Kusura bakma, demin açamadım. Ne güzel bir gün. Biraz ısınayım. Olamaz. Şortun cebi yokmuş. Of ya. Burada durur mu acaba? Neredeyse düşürüyordum. Ya çorabımda durur bu? Bu işe yarar herhalde. İyi de nasıl koşacağım? Hadi düşün.
Ben lastiği tutar herhalde. Telefonum. Uf, bu fena oldu. Umarım ekranı çatlamamıştır. Çok aptalım. Bunu koyacak başka yerde yok ki. Hey, Sophie'nin telefonuna bak. Nasıl kolunda tutuyor öyle? Bir deneyebilirim. Telefonun kılıfını çıkar ve tişörtün kolunun içine sok. Sonra da telefonu tekrar tak. Güzel. Hey, beni bekle. Ay, şu çifte kumrulara bak. Randevu iyi geçiyor anlaşılan. Hemen döneceğim. Ben de makyajımı bir kontrol edeyim. Nerede bu? Anahtarları. Hayır. Bu iş saçma bir hal almaya başladı. Hepsini şöyle masaya boşaltayım. Ay! Bu çantada ne çok şey alıyormuş. Makyaj paletim. Hey, dönmüşsün. Bunların hepsi senin çantandan mı çıktı? Kim yanında çift taraflı bant taşır ki? Bu iyi bir soru. Ve nihayet işe yarayacak. Hadi şunu kullanalım. Telefonunu ters olarak masaya koy. Ve kılıfa bir parça çift taraflı bant yapıştır. Kağıdını çıkar. Makyaj paletini üstüne yapıştır. Artık iki önemli eşyam bir arada. Göz makyajımı da tazeleyeyim. İyi görünüyor. Vay canına, çok beceriklisin Sophia. Bu yeni silikon tabancası mucizeler yaratıyor. Baksana ne havalı oldu. Nihayet yeni iPhone'um geldi. Yeni bir telefondan güzel ne var ki? Şu güzelliğe bak. Ekranı ipek gibi pürüzsüz. Ben yeni annenim. Senin adına sevindim Sophia. Şuraya biraz koyayım. Of, bütün masada ıslak. Telefonuma bu pisliği bulaştırmam. Bir dakika, yardım edebilirim. Alabilir miyim? Merak etme, güven bana. Telefonunu streç filmine sar. Ekranı aşağı gelsin. Masaya koy ve silikon tabancasını al. Çevresine silikon sık. Kalın bir çizgi olsun. Şimdi de dalgalı çizgiler çiz. Güzel. Kameranın çevresine bir çerçeve çiz. Şimdi de dik çizgiler çek. İyi görünüyor. Kurudu ve artık streç filmden çıkıyor. El yapımı telefon kılıfın hazır. Bu müthiş. Teşekkürler Kevin. Ay, şu kız telefonları harika. Bu çok güzel. Acaba şöyle bir tutacak almaya param yeter mi? Biraz birikmiş param vardı. $2. Kesinlikle yetmez. Of ya. Aptal para. Heh. Oo, bir de çekmecemin kulpu koptu. Harika. Fena halde telefon tutacağına benziyor. Telefonu ekranın altta kalacak şekilde yerleştir. Ortaya biraz sıcak silikon sık. Sonra da kulbu üstüne yapıştır. Şimdi kurusun. Bu hünerli anımı hatırlamalıyım. Artık tutmak öyle kolay ki. Dahice.
Sabah mı olmuş? Sabahları cildim iyi görünüyor. Sabahleyin kendi resmimi çekmeyi seviyorum. Güne başlayayım artık. Vay canına, amma da çok Kevin var. Şurada bir şey var. Oh, benmişim. Ve kaslarım. Çok hoş. Nasıl göründüğümü son bir kontrol edeyim. Neredeyse unutuyordum. Umurlu resmim. Unsuz evden çıkamam. Arka cebime mi koysam? Karmaşık bir durum. Buldum. Bingo. Şeffaf bir telefon kılıfın var mı? Kullanmak istediğin resmi al. Ve yüzü aşağı bakacak şekilde kılıfın üstüne yerleştir. Üzerinden ütüyle geç. Kağıt orada kalsın. Biraz suya batır. Tamamen kaplansın. Ve 20 dakika kadar bekle. Çıkardıktan sonra kağıdını biraz ovala. Ve resmin ortaya çıkmasını izle. Ne havalı değil mi? Kim Kevin'li bir telefon kılıfına sahip olmak istemez ki? Veya belki de biraz farklı bir kılıfa. Basket sahasında mı buluşacağız? Oo, selam yakışıklı. Ha, evet dinliyorum. Bu telefon tüyolarından birini denemeyi düşünür müsün? Neden hepsini denemeyesin? Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşarak onları da el işi eğlencesine dahil etmeyi unutma. Bunları izledin mi? Hiçbir şey kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone ol. Ev yemeği gibisi yoktur. Gizli malzememiz de sevgidir ve bir sürü ot. Yemeklere bolca lezzet katıyorlar. Çok güzel kokuyor. Dökülün bakalım. Şimdi de karıştıralım. Selim anne, güzel kokan bir şey var. Bu senin meşhur makarna sosun mu? Aynen öyle canım. Dur. Saat gerçekten bu mu? Ay, geç kaldım. Gitmem gerekiyor. Ama akşam yemeği ne olacak? Aa, doğru. Karıştırmaya devam et canım sen. Yanmasına izin verme. Aa, ne oldu şimdi? Bu bir tür şaka mı? O kadar da zor değilmiş ama çok sıkıcı. Bunun burada ne işi var ya? En azından yoga yapabiliyorum. Benden bu kadar. İnternetten alışveriş yapmam lazım. Bu ne böyle ya? Bu da neymiş? Aldım gitti. Bekleyelim bakalım. Vay, çok hızlı geldi. Para harcamayı seviyorum ya. Tüm sorunlarımın cevabı bu. Şunu tavaya yerleştirelim. Sonra da bütün işi ona bırakacağım. Dönüyor da dönüyor. Parmağımı bile kıpırdatmama gerek yok. Çok zekim ya. Artık rahatlayabilirim. Yemek yapmak hiç zor değilmiş. Buna alışabilirim. Ben geldim. Betty, ne yapıyorsun? Belli değil mi? Yemek yapıyorum anne. Küçük robot arkadaşın kim? Peki lezzet testini geçiyor mu bakalım? Bah canına, ağzım bayram etti. Ne söylemiştim? Gelecekte yaşamak gibi. Aferin tatlım. Bu kitapta daha fazla resim olacağını düşünmüştüm. Ödevleri de hiç sevmem. Daha fazla dayanamayacağım. Biraz eğlenceye ihtiyacım var. Böyle daha iyi oldu. Betty, burada mısın? Çalışmalar nasıl gidiyor? Dur bir saniye. Ne yapıyorsun? Çalışıyor olmalıydın. Bunun yerine oyun oynuyorsun ha? Ama yeter, duracaksın. Bu oyun harika ya. Ver telefonu. Şu an biraz meşgulüm. Hemen genç hanım, ciddiyim. Bu hiç adil değil. İnanılır gibi değil. Aptalca oyunlarına nasıl engel olacağımı biliyorum. Telefonun hapse girecek. Kilit altında olmalı.
Anahtarı da bende olacak. Burada tutacağım. Bunu almanın da hiçbir yolu yok. Ödevini bitirdiğinde geri alabilirsin. Al bakalım. Bununla ne yapmam gerekiyor? Belki kilidini açabilirim. Bir dişimi kaybedebilirim ama buna değer. Bunu izlemek çok üzücü. İşe yaramıyor. Peki. Bu seferlik sen kazandın. Aptal ödevi yapacağım. Ama bundan hiç mutlu değilim. Sanırım oluyor. Başarabilirsin tatlım. Dur, buldum. Ne yapacağımı biliyorum. En azından öyle umuyorum. 5+5. 10 eder. Of, şimdiden tükendim. Artık telefonumu alabilir miyim? Seninle gurur duyuyorum. Anahtarı alayım. Bunu hak ettin. Artık telefonunu alabilirsin. Anlaşmanın sana düşen kısmını yerine getirdin. Ver ver ver. Seni çok özledim ya. Bir daha asla ayrılmayalım. Ver canına. Çok zormuş. Buna emin değilim. Bir şeye bakmam lazım. Of, bulamıyorum. Ben de bunu arıyordum. Tam düşündüğüm gibi. Yani bu demek oluyor ki... anladım. Çok basit. Cevap 10. Başardım. İnanamıyorum. Güzel. Buradaymışsın. Nasıl gidiyor canım? Bak anne, problemi çözdüm. Bunu sana aldım. Çok çalışıyorsun. Gerçekten mi anne? Bunu yapmana gerek yoktu. Anne, çok düşüncelisin. Bana cep telefonumu aldın. Gerçekten mi? Umarım beğenirsin tatlım. Aman tanrım, bu hayatımın en iyi hediyesi. Beğendi. Ödevine dönmene izin vereyim. Dur gitme. Bir selfie çekmeliyiz. Hiç makyaj yapmamıştım ama. Gülümse. Olamaz olamaz. Yapacak çok şey var. Her şeyin mükemmel olmasını istiyorum. Bir hediye bulmam lazım. Bu şeyi kullanabilirim. Hiç güzel olmadı. Dur. Bu olur mu acaba? Hayır. Kitap olur mu? Olmaz. Peki ya bu doğrama tahtası? Bunların hiçbiri olmaz. Hadi düşün düşün. Burada ne varmış? Anneme pasta yapabilirim. O kadar da zor olamaz değil mi? Dur işte budur. Enfes görünüyor. Başlama zamanı. Malzemelerime ihtiyacım var. Kekimiz göz açıp kapayıncaya kadar hazır. Sadece pişmesi gerekiyor. Vay, doğuştan yetenekliyim ya. Ama resimdekine hiç benzemiyor. Bu nasıl oldu? Ne yapmalıyım? Sıkma torbam yok. Ne kullanabilirim onun yerine? Bu işe yarayabilir. Kapağını çıkaralım. Evet, sanırım işe yarayabilir. Bazı değişiklikler yapmam gerekecek. Neyse ki neşterim yanımda. Şişe kapağının kenarına kesikler atacağım. Küçük bir bölümünü kaldırmak istiyorum. Aynen böyle. Sonra bir elmaya ihtiyacım olacak. Bu da kremama biraz lezzet katacak. Sonra da kapağını takabilirim. Cupcake'imi bitirmeye hazırım. Sadece şişeyi sıkmam gerekiyor. Kremalı cupcake'imiz hazır. Güzel görünüyor. Şu anda yiyebilirim. Ama bir şey eksik. Bir muma ihtiyaç var. Ve bitti. Umarım annem beğenir. Bu şapkayı çıkarsam iyi olacak. Hey anne. Eğlenmeye hazır mısın ayıcık? Hey. Çok yüksek zıplıyorsun. Hayır ne? Ne yaptım ben? Bir canavarım. Annie. Anne ayıcımın haline bak. Üzülme tatlım. Ne yapacağımı biliyorum. İhtiyacım olan tek şey şeffaf bir bant. Küçük bir parça kesiyorum. Sonra onu pembe bir kalemle boyuyorum. Her yerini iyice boyamalıyım. Sonra ortasına bir pipet yerleştiriyorum. Şimdi bantı ortadan ikiye katlayacağım. Ardından pipeti üfleyerek onu şişireceğim. Mükemmel bir baloncuk oldu. Açılmaması için ucunu kıvırıyorum. Çeşitli boyutlarda baloncuklar hazırladım. Şimdi onları birbirine tutturacağım. Bantın üzerine çizim yapmak için kalem daksil kullanıyorum. Büyük bir daire çizerek başlıyorum. Sonra o dairenin içini dolduracağım. Şimdi de gözlerini çiziyorum. Sıra sonra burnuna ve ağzına geliyor. Bu çok sevimli olacak. Üst kısmına kağıttan kulaklar tutturuyorum. Şuna bir bak. Yumuşacık ve çok tatlı oldu. Annie bak bende ne var? Vay anneciğim çok sevimli olmuş. Onu mıncıklamak istiyorum. Mıncıklayabilirsin ama çok sert yapma. Sen benim en iyi arkadaşımsın. Hadi oynayalım. Öğle yemeğinde. Tamam mı? Birazdan görüşürüz. Hoşçakal. Çantam nerede? Tabelayı tam buraya yapıştıracağım. Çalışmaya hazırım. İşte bir müşteri. Selam anne.
Merhaba Chloe. Malzeme hoş geldin. Beğendiğin bir şey var mı? Buna zamanım yok canım. Bunun için 38 dolar mı istiyorsun? Oo, hayır. Sorun değil. Daha bir sürü şey var. Nerede olabilir? Bir flamingo. Çok tatlı. Cezbedici ama hayır. Teşekkür ederim tatlım. Çantamı arıyorum tatlım. Ama sana göre bir şeyim var. Hem de daha bugün geldi. Aa, benim çantam. Alayım onu canım. Bu sana pahalıya patlar. Ah, hiç param yok canım. Üzgünüm. Şey, o zaman onu alamazsın. Para. Ama peki, ben de seninle oynayacağım. Orada bekle bakayım. Bir şey almam lazım. Aa, ışıl ışıl. Wow. Çok şapşalsın anne. Sadece nakit kabul ediyorum. Ah, acelem var Chloe. Ne yapacağım ben şimdi? Aa, dur bakalım. Aa, bir fikrim var. Evet, sanırım bu işe yarayacak. Şu eldivenlere ve kutuya ihtiyacım olacak. Hemen döneceğim. Kutuyu bölümler halinde keserek başlıyorum. Silikon tabancasına da ihtiyacım olacak. Bu parçanın üzerine ince bir çizgi şeklinde yapıştırıcı süreceğim. Bu kadar yeterli olur. Sonra onu bir dikdörtgene yapıştıracağım. İyice yapışması için onu bastırıyorum. Sonra diğerini de aynısını yapacağım. Uç kısımlarında küçük girişler var. Şerit şeklinde bir kağıdı rulo yapıyorum. Sımsıkı olmasını istiyorum. Küçük bir kısmını boşta bırakıyorum. Bunu girişlerden birine geçireceğim. Güzel görünüyor. Bu kare kartonun kenarlarına yapıştırıcı sürüyorum. İyi ki eldivenlerimi giymişim. Bunu kutunun üstüne yapıştıracağım. Kutudan biraz daha küçük. Fakat bu da planın bir parçası. Şimdi sıra son parçaya geldi. Sadece küçük kenarına yapıştırıcı sürüyorum. Bunu açı vererek koyuyorum. Şu ana kadar gayet iyi gidiyor. Şimdi sıra onu süslemeye geldi. Kenarlarına yapıştırıcı sürüp üstünü siyah kumaşla kaplıyorum. Kırışıklık kalmamalı. Arka kısmını da kaplamak için fazla kumaş kullandım. Şimdi üstüne beyaz karton tutturabilirim. Bunlar ekranı ve tuş takımı olacak. Numaraları eşit aralıklarla yerleştiriyorum. Bir kredi kartına ihtiyacım var. Aa, kart kabul edildi. Makbuzu üstten çıkıyor. Umarım Cleo bunu beğenir. Hadi öğrenelim. Artık kart kabul ediyor musun? Vay canına, bu çok havalı. Her dükkanda bir kart makinesi olması lazım. İşim büyüyor. Yani artık şu çantayı alabilir miyim? Aa, evet tabii alabilirsin. Bunu söylemeni umuyordum. Kartı buraya sokuyorum ve satışı tamamlıyorum. Seninle iş yapmak bir zevkti. Buyur. Aa, nihayet artık gidebilirim. Aa, o da neydi? Oraya nasıl düştü o? Aa, bu bir şaka mı? Hey, şimdi ben ne yapacağım? Arz ve talep anneciğim. Kredi kartını hazırlasan iyi olur. Bip bip. Az kalsın çarpıyordum. Yoldan çekilin. Ben geliyorum. Hiçbir şey beni durduramaz. Şinanay da yavrum. Şinanay. Kendime geldim. Temizlikte ne güzel şey. Şinanay. Bir dakika, gazı bas. Yaşasın. Daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı. Ah, bu nasıl bir dağınıklık böyle? Ne? Aa, süpürge çekmiyor. Bunun sorunu ne canım? Aa, anlamıyorum. Aa, çalışmıyor mu ne? Ay, bu çok tuhaf. Ne oldu ki şimdi? Of, çok garip bu. Aa, anlamalıydım. Aa, Selim anne, hadi gidelim. Ay, yok artık. Cleo, temizlik yapmaya çalışıyorum. Bunun yeri çöp. Aa, hep eğlencemi mahvediyorsun. Bir kere daha düşündüm de. Aa, bu hiç adil değil. Bekle, sen neden bana öyle bakıyorsun? Aklıma bir fikir geldi. Pizza kutusundan parçalar kesiyorum. Sonra silikon tabancamı alıyorum. Bu parçayla başlayacağım. Kenarına yapıştırıcı sürüyorum. Tamam, bu kadar yeter. Şimdi onu bu büyük dikdörtgene yapıştırabilirim. Diğer tarafa da aynısını yapacağım. Şerit şeklinde uzun bir karton buldum. Onu böyle katlayıp açarak şekillendiriyorum. Yerini sabitlemek için yapıştırıcı kullanıyorum. Bunu bir kenara bırakabilirim. Gazoz kapağına da bir delik açtım. İçine iki pipet sokacağım. Deliği tam olarak kapatmaları gerekiyor. Boşluk kalırsa yerinden çıkabilir. O yüzden pipetleri yapıştırıcıyla tutturuyorum. Kapağın dış kısmına da sürüyorum. Kartonun üst kısmına küçük bir delik açtım. Pipetler bunun içinden geçebilir. Sonra da delikten çıkar. Şimdi birkaç gazoz kapağına daha ihtiyacım olacak. Pipete tahta bir çubuk sokuyorum. Pipetin ahşap çubuktan biraz daha kısa olması gerekiyor. İki ucuna da gazoz kapağı takıyorum. Sonra her şeyin yerli yerinde olması için yapıştırıcı kullanacağım. Hadi bir deneyelim bakalım. Vay canına, şunun gidişine bir bak. Farlarını ve camlarını kartonun üst tarafına sabitleyeceğim. Son dokunuşları da yapıyorum. Gazoz kapağının üzerine bir balon geçiriyorum. Balonu şişireceğim. Test sürüşü zamanı. Dikkat et. Nasıl yani? Bu da ne? Aa, vay canına anneciğim, şahane olmuş. Beğeneceğini biliyordum. Teşekkürler anne.
Lafı bile olmaz tatlım. Denemek için sabırsızlanıyorum. Sanırım hazır. Motorlarınızı çalıştırın. Harika. Ona bayıldım. Oh, çok hızlı gidiyor. Oh, hayır hayır çarpacak. Oh. Tüh, özür dilerim anne. Umarım sigortam vardır. Bunu daha önce düşünmeliydim. Hadi yapalım şunu. Başla. Çok heyecanlı. Hayır, kaybedeceğim. Devam et anne. Ebeveyn olmak zordur. Bunu çok iyi anlıyoruz. Fakat sana yardım etmeye hazırız. Hayatı kolaylaştıracak şahane tüyolar bulduk. Teşekkür etmene hiç gerek yok. Bizim işimiz bu. Bu allığın rengine bayılıyorum. Biri beni arıyor. Cevap versem iyi olacak. Alo. Aa, selam. Gerçekten mi? Aa, buna inanamıyorum. Pat pat pat. Annem telefonda konuşuyor. Ben de bunu yapmak istiyorum. Ha, demek öyle. Orada olmalıydın. Tamam, sonra görüşürüz. Aa, bye bye. Yetişkin gibi davranıyorum. Ama gerçek bir telefona ihtiyacım var. Bunu yapmamalıyım. Fakat karşı koyamıyorum. Ruhu bile doymayacak. Aa, benim güzel kızım gelmiş. Ay, yakalandım. Geri çekil, geri çekil. Vazgeçmeyeceğim. Sakince. Ah, biraz pudraya ihtiyacın var Annie. Dıkı dıkı dıkı. Çok tatlısın anne. Tamam, bu sefer olacak. Ay, bana sarılmak mı istiyorsun? Ay, çok tatlısın. Buna ihtiyacım vardı. Evet, ben de tam olarak öyle düşünmüştüm. Bu gitgide saçma bir hal alıyor. Annenin hazırlanması gerekiyor tatlım. O telefonu asla alamayacağım. Ah, güzel oldum. Eldivenlerimi alsam iyi olacak. Ah, dikkatini başka şey verdi. Elimi çabuk tutmalıyım. Kesinlikle öğle yemeği yemeliyiz. Ah, işte burada. Ne kadar da yumuşak. Kulağa iyi geliyor. Tüh, ah. Annie, hayır. Ah, seni kurtaracağım. Vay canına, bunu nasıl yaptın? Beni hayal kırıklığına uğrattın Annie. Ay, üzgünüm anne. Telefonumla oynayamazsın. Ha, bir dakika. Belki de buna gerek yoktur. Harika bir fikrim var. Bu kutu tam da ihtiyacım olan şey. İşte başlayalım. Kartondan küçük bir kare keserek başlayacağım. Hemen bir taslak çizeyim. Bu telefonun ana hatlarını oluşturacak. Kendimi çok yaratıcı hissediyorum. Şimdi bazı detaylar ekleyeceğim. Bunlar tuşları olacak. Şu ana kadar gayet iyi gidiyor. Sonra ekranı çizeceğim. Şimdi aynı şeyi buraya da yapıyorum. Telefonun diğer tarafı bu. Elim böyle şeylere yatkın olduğu için mutluyum. Onu kesmem gerekiyor şimdi. Ah, çok kolaydı. Bu iki parçayı ters çevireceğim. Sonraki işlem için silikon tabancama ihtiyacım var. Yapıştırıcıyı kenarına sürüyorum. Çok fazla ihtiyacım yok. Şimdi elimde bir parça oluk mukavva var. Bunu yapıştırıcıyla tutturuyorum. Bu telefonun yan tarafı olacak. Kenarını boylu boyunca yapıştırıyorum. Aynen böyle. Diğer karton parçasını da üstüne yerleştireceğim. Aynı şeyi diğer parçalarla da yapıyorum. Şekil ortaya çıkmaya başladı. Onları birleştirmem gerekiyor. Küçük bir metal menteşem var. Bu işimizi görecektir. Onu kartonun içine yapıştırıyorum. Telefonun açılıp kapanmasını sağlayacak. Tıpkı gerçek bir telefon gibi. Şimdi onu boyamam gerekiyor. Bunun için bir kalem daksil kullanıyorum. Ve pembe bir kalemle kenarını boyayacağım. Ters çevirip aynısını diğer tarafa da yapıyorum. Ama hepsi bu kadar değil. Bu sevimli kediciyi de üzerine yapıştırıyorum. Ekran olması gereken yere bir delik açtım. İçine bir resim yerleştiriyorum. Bence hepsi bu kadar. Annie'ye göstermek için sabırsızlanıyorum. Bak bende ne var. Aa, tekrar deneyelim. Alo, Annie ile mi konuşmak istiyorsunuz? Harika, buna inanamıyorum. Bu senin için. Şaka yapıyorsun. Vay canına, bu çok havalı olmuş. Yapmam gereken önemli bir arama var. Telefonu açarsa iyi olur. Alo Annie. Nasıl bir gün geçirdiğime inanamazsın. Buna çok güleceksin. Bana her şeyi anlat. Ah, deniz kızlarının daha eğlenceli olacağını düşünmüştüm. Anne. Kulağa pek iyi gelmiyor. Annen geliyor. Chloe, ne oldu? Söyle annene. Bu oyuncaklar çok sıkıcı. Ah evet. Orada bekle. Ha? Bu da ne? Bir dene bakalım. Aa, bu eğlenceli görünüyor. Buraya gel ördekçik. Şu renklere bak. Buna alışabilirim. Bu onu oyalar. Ördek en üstte mi konuyordu? Aa, bu kadar mıydı? Anne. Şaka mı yapıyorsun? Okumak istiyorum. Yine ne var? Bulmacayı bitirdim. Vay canına, sen bir dahisin. Başka bir şey getireyim. Aa,
Al bakalım. İyi eğlenceler. Bir de sakın acele etme. Ah, bu daha iyi. Resimleri eşleştirmem gerekiyor. Aa, ne kadar zor olabilir ki? Aa, hiç de zor değilmiş. Aa, çok sıkıcı. Anne! Oh, yine mi? Ah, selam Pikachu. Nasıl gidiyor? Ne var? Bak, bitirdim. Oynayabileceğim bir şeyler olmalı. Hadi bakalım, düşün. Hayır, hiçbir şey de yok. Ay, ne yapacağız? Bir dakika, acaba... evet, sanırım buldum. Bu her şeyi çözecek. Orada bekle tatlım. Bir karton parçasına ihtiyacım var, bir de makas lazım. Köşelerini kesiyorum, köşeleri yuvarlak olmalı. Bu mükemmel. Şimdi yaratıcılığımı kullanmam gerek. Bir sonraki bölüm için keçeli kaleme ihtiyacım olacak. Kartonun üzerine küçük bir kare çizeceğim. Sonra bölümleri ayıracağım. Bir ızgara deseni yapıyorum. Her kareyi numaralandıracağım. Sonra bu kareyi kesip çıkarmam gerekiyor. Şimdilik bir kenarda durabilir. Pembe kağıdım var. Bu kağıdı kare çerçeveyi renklendirmek için kullanacağım. Ne kadar renkli. Onu ters çeviriyorum ve arkasına yapıştırıcı sürüyorum. Çok yapışkan olması lazım. Bu benim çerçevem olacak. Sonra boş bir beyaz kağıda ihtiyacım var. Üzerine kalpler çiziyorum. Sonra Pikachu'yu ekliyorum. Hata yapmak istemiyorum. Bence bu Cleo'yu oyalayacaktır. Üzerimde çok fazla baskı var. Çabucak boyuyorum. Pikachu'yu unutmamalıyım. Keşke benim de böyle pembe yanaklarım olsaydı. Pikachu. Bu tam bir sanat eseri. Şimdi diğer kareye geri dönüyorum. Onu ters çeviriyorum. Yapıştırıcıyı sürüyorum. Sonra çizimimi ona yapıştırıyorum. Buruşturmadan düzgünce yapıştırayım. Artık onu parçalara ayırabilirim. Sıra onu çerçeveye yerleştirmeye geldi. Parçaları bu şekilde düzenleyeceğim. Harika bir yapboz olacak. Tamam, sanırım hazır. Cleo buna bayılacak. Neredeyse unutuyordum. Parçaların yerini değiştirmeliyim. Chloe, bunu sana yaptım. Pikachu, şunu görüyor musun? Müthiş bir şey. Oh, sanırım işe yarıyor. Bana şans dile. Bu zor görünüyor. Bu kareyi buraya kaydıracağım. Sonra da bunu çekiyorum. Odaklanmam lazım. Benim de rahatlamaya ihtiyacım var. Bir dakika. Bir şeyi kontrol etmek istiyorum. Ah, böyle daha iyi. Bu son parça. Anne! Oh, yok artık. Ne var? Şuna bir bak. Ah, çoktan bitirmişsin. Seninle gurur duyuyorum tatlım. Tekrar yapmak istiyorum. Çok eğlenceliydi. Çabuk ol anne. Ebeveynlik zor olabilir. Bu yüzden sana yardımcı olabileceğini düşündüğümüz harika tüyolar bulduk. En sevdiğin hangisiydi? Aşağıdaki yorumlarda bize anlat. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi faydalı videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutma. Vay canına, çok güzel görünüyorum. Aa, selam. Orada olduğunu görmemişim. Oo, vay canına. Bu da hep böyle olur. Ah, fena oldum. Başım dönüyor. Ha? Yeti. Buradan hemen kaçmam lazım. Oo, gözlüğünü unuttun. Kızlar, şuna bir bakın. Yok artık. Bu şaka çorapları acayip bir şeye yarıyor. Dediğim gibi ben her zaman iyi görünürüm. Ne güzel uyumuşum. Hadi uyan bakalım. Artık giyinme zamanı. Hoş ama yeterince değil. Böyle daha iyi. Saçlarımı da yapsam iyi olur. Oh, bu hiç iyi değil. İşte bu bana yakıştı. Bir şey eksik. Buldum. Biraz takıya ihtiyacım var. Her kızın hayatında biraz parıltıya yer vardır. Çok çok güzel. Kıyafetime de çok güzel uyacak. Alex'in bunu bana verdiği anı hala hatırlıyorum. Çok romantikti. Harika bir çocuk o. Ve o zamandan beri buna bayılıyorum. Tamam, sanırım hazırım. Artık çıkayım. Bu Alex değil mi? Başka bir kızla konuşuyor. Acaba ne diyor? Bu gördüğüm en komik filmdi. Az kalsın unutuyordum. Sana bir şey aldım. Gözlerini kapa. Sürprizlere bayılırım. Sevgiline sürpriz yapmak için bir kase epoksi reçine ihtiyacın var. Sonra bunu içine sim ekliyorsun. Sim iyice karışana kadar reçineyi karıştırıyorsun. Güzel görünüyor.
Şimdi kalp şeklinde bir kalıp alıyorsun ve içine epoksi reçineyi döküyorsun. Kalıbı tamamen doldurup sertleşmesi için bırakıyorsun. Reçine sertleştiğinde kalıbı çıkarıyorsun. Sonra buna bir zincir takıyorsun. Geriye kalan şey bunu şanslı kişiye vermek oluyor. Tamam, gözlerini açabilirsin. Oh, vay canına, bu benim için mi? Dur, ben halledeyim. Ama onun sevgilisinin ben olduğumu sanıyordum. Artık yeter. Bunu nasıl yaparsın? Bu aynı benim kolyeme benziyor. Al, sen de kalsın. Ah, selam. Sanırım Cheryl'ın sevgilisi yok. Selam Cheryl. Bu çizimimle çok gurur duyuyorum. Çok çok güzel. Bayıldım. Ne haber inekler? Oh, selam Mandy. Selam. Farklı bir şey fark ettin mi? Vay, bu gerçek mi? Biraz mürekkep olsun istedim. Dahası var. Benim derin bir tuvalimdir. Çok havalısın. Hadi açılın artık. Şöhretimi mahvediyorsunuz. Hiçbir şeye benzemiyorlar. Bu gürültü de nedir? Keşke ben de bu kadar popüler olsam. Oh, bu çok üzücü. Stacy'ye yardım etmem lazım. Bu işe yarayabilir. Gazlı kalemin kapağını çıkar. Sonra ucunu dikkatlice kesmek için bir bıçak kullan. Bunu hallettiğinde tekrar ufak bir parça kes. Aynen böyle. Şimdi bununla bir kalp yapıyorsun. Çok harika. Mandy kendisinin çok havalı olduğunu düşünüyor. Belki bu konuda sana yardımcı olabilirim. Ne? Belki senin de biraz taze mürekkebe ihtiyacın vardır. Neden bahsediyor? Bir dakika, anladım. Vay canına. Kalemin ucunu cildime bastırabilirim. Dövme gibi olacak. Ama kalıcı değil. Güzel görünüyor. Vay canına, dövmelerine bayıldım. Ama benim de dövmelerim var. İşte başardık. Neyse, belli etmeyelim. Şişt, gel buraya çabuk. Şuna bir bak. Bu bizim sırrımız. Ah, ah, ben de bir zamanlar genç ve güzeldim. Neden yaşlandım ki? Çok popülerdim. Şimdi ise sadece örgü örüp kedi seviyorum. Merhaba büyük anne. Aha, merhaba canım, gel otur. Sorun nedir? Neden ağlıyorsun? Ah, aptalca bir şey. Anlat bana. Bu bir aşk ve kalp kırıklığı hakkında bir hikaye. Seni bir yaz günüyle karşılaştırırsam... ikiniz de benim için aynısınız sevgilim. Hayatımda olduğun için çok şanslıyım. Vay canına. O da kim? Bu çiçekler çok güzel kokuyor. Ne şirin bir şey. Ben yanı başındayım ve seni duyabiliyorum. Farkında mısın acaba? Ben çiçeklerden bahsediyorum gerçekten. Oh büyük anne, çok üzüldüm. Ben onunla yarışamam ki, artık sonsuza kadar yalnız kalacağım. O kedi miydi? Bana bir bak, yaşlı ve kırış kırışım. Alex'in dikkatini çekmeme bundan sonra imkan yok. Evet, bu bir sorun. Aa, benim bir fikrim var. Bende bir yüz maskesi var, onu deneyebilirsin, onun yardımı olabilir. Sanki banka soyacakmışım gibi oldum. Ama bu Alex'i geri kazanmamı sağlayacaksa yapmaya değer. Bunu uyurken yüzüne tak. İyi geceler büyük anne. Şu ayna neredeydi? Umarım bu şey işe yaramıştır. Cildim. Kırışıklık falan kalmamış. Tekrar genç görünüyorum. Artık sarkmalar yok. Bu inanılmaz. Alex'in beni görmesi için sabırsızlanıyorum. Hazırlansan iyi olacak. Ah, bu kahve çok iyi geldi. Oh, işte oradaymış. Hadi bunu yapabilirsin. Burada ne var acaba? Mandy! Müthiş görünüyorsun. Kes şunu. Oh, bu genç adam da kim? Oh, merhaba. Hey, o benim kız arkadaşım. Bugün annemin doğum günü. Ona bir resim yapacağım. Çok güzel olacak. Yapraklar için biraz yeşil.
bu pek iyi gitmiyor. Resim mahvoldu. Belki Mandy bana yardım eder. Mandy, Mandy. La 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 la. Tuvalette oturuyorum. Evet öyle. Mandy, aç şu kapıyı. Bana yardım etmen lazım. Resmi mahvoldu. Oh, bu çok rahatlatıcı. Lütfen, çok lütfen. Oh, bu çok iyi geliyor. Beni yalnız bırakır mısın? Oh, bir dakika. Kilidi tokayla açabilirim. Bunu filmlerde görmüştüm. Nemlendiricimi unutmayayım. Başardım. Bunun işe yaradığına inanamıyorum. Mandy, Mandy. Sen burada ne yapıyorsun? Resim yapmaya çalışıyorum ama mahvettim. Bana yardım etmen lazım. Bu kulak temizleme çubuğu çok mu derinde? Böyle daha iyi. Bu aklıma bir fikir getirdi. Hadi o zaman. Bunun için daha fazla çubuğa ihtiyacımız olacak. Hepsini böyle bir araya getireceğiz. Sonra bunları bir paket lastiğiyle bağlayacağız. Şimdi resim yapabilirsin. Nasıl? Çubukları yeşil boyaya bandır. Sonra bunları kağıda bastır. Bu yaprak efekti yaratacak. Vay canına. Ben deneyebilir miyim? Çok kolay. Oh, bir fikrim var. Bunun için tek bir çubuğa ihtiyacım var. Bu çok güzel görünecek. Sarı boyayla noktalar yapacağım. Oh, harika görünüyor. Bunu da unutma ama. Bu bir arı kovanı değil mi? İşte böyle olacak. Her kovanda arılar olmalı. Nasıl görünüyor? Müthiş. Nihayet. Annem geldi. Harika vakit geçirdim. Bu çiçekler çok güzel. Merhaba anneciğim. Doğum günün kutlu olsun. Bir dakika. Annemin doğum günü mü? Paniğe kapılma. Sana bir resim yaptık. Bir dakika. Biz mi yaptık? Oh canım kızlarım. Bu harika. Çok yeteneklisiniz. Günlük sorunlar için senin en iyi yolların neler? Aşağıda yorumlarda bize bildir. Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla harika video için kanalımıza abone olmayı unutma. Bütün işin gücün oyun oynamak olabilir. Ama senin ne tip bir oyuncu olduğunu kesinlikle cüzdanının kalınlığı belirler. Bahsettiğimiz şey şahane silahlara karşı tencere tava. Sen ne tür bir oyuncusun? Telefon kırıldı. Peruk takıldı. Kulak yerine sabitlendi. Hadi şimdi oynayalım. Hepinizi özledim. Öğlense yine mi kirlenmiş? Karışıklık için üzgünüm arkadaşlar. Ah, ışığımı da yakmam lazım. Saat 4 mü olmuş? Oyunuma başlamanın zamanı geldi. Bugün ne olmak istiyorum bakalım? Kılıcı hoşuma gitti. Ve deri her zaman güzel görünür. Aa, ama kısa şortla dövüşemem. Balıkçı? Hmm, sanırım bu işimi görür. Gerçi olta kamışı zombilere karşı ne kadar etkili olur bilemiyorum. Oo, çok renkli. Tek boynuzlulara da bayılırım. Belki boynuzu renksiz olsa. Bu kız çok harika. Ve sanki bana da benziyor. Ben oynamaya hazırım millet. Güzel, şimdi yüklenmesi için beklemem lazım. Ben kim olmak isterim acaba? Bu çocuk yataktan yeni çıkmış gibi. Üstelik yorgun da görünüyor. Ama iyi bir silahla, gerçi tavayla ne kadar güçlü olabilirsin ki? Ah, bilemiyorum. Hala tam olmadı gibi. Bir dakika, geri gel. Oh, bilmiyorum. Bütün seçeneklerim bunlar mı yani? Sanırım kendi gücüme güvenmem gerekecek. Ah, en azından o bedava. Oh, bu skoru geçmem lazım. Ah, bu tamamıyla kendi rekorum olacak. Hayır, şimdi olmaz.
Uğraştığım her şey bir anda yok oldu. Zaman çok önemli. Şarj aleti sana geliyorum. Hadi. %1 dayan. Biraz daha. Tamam, eve ulaştım. Birazdan görüşürüz bilgisayar efendi. Şarj aletlerinin burada bir yerde olduğundan eminim. İşte buldum. Hey, gir bakalım şuraya. Kapandı mı? Olamaz. Güzel, bu roundu kazanıyorum. Of, olamaz. İyi ki iki telefonum var. Merhaba, nasıl gidiyor? Seni seviyorum. Benimle oynamak ister misin? Bunun olmaması lazımdı. Virüs falan mı acaba? Böyle bir şey olamaz. Daha girememiştim bile. Tabletim. Olamaz. Pekala, kendini toparla. Sadece bir süre takıldı. Az kalsın bozuluyordu. Of ya, bugün ne gündü ama. Oyun oynamanın düzeltemeyeceği hiçbir şey yoktur. İlk önce bilgisayarı açmam lazım. Ve şimdi bekliyoruz. Eski makinelerin harika bir yönü. Bir gün yüklenecek umarım. Evet, yüklenmeye devam et. Burada daha ne kadar oturabilirim emin değilim. Bunu artık katlanamıyorum. Sana şöyle bir yüklesem. Tamam, her yönden geliyorlar artık. Olamazsa onu yapamazsın. Her şey yolunda gidiyor. Biraz daha ilerleyeyim. Burası benim ofisim mi? Oyunun içine mi girdim yoksa? Bence bu harika oldu. Bu kadar hızlı koşabildiğimi bilen var mıydı? Evet, bu oyun hep devam ediyor. Christopher. Bu çocuk ne zaman uyuyor? Affedersiniz. Yardımcı olabilir miyim? Artık uyumanın zamanı gelmedi mi? Şimdi giriyorum yatağa. Ben de öyle düşünmüştüm. Şimdi yatıyorum işte, tamam mı? Bir zombiye dönüşeceksin, farkında mısın acaba? İşte gidiyor. Yani iyi geceler. Sen öyle san. Bilgisayarım adımı sayıklıyor. Şöyle sessizce işimize devam edelim. İkinci round arkadaşlar. Eyvah. Yeni bir gün, yeni bir oyun. Bu seferki için iyi hislerim var. Çok fena kazanacağım. Ve şaheser kurulumum bunda çok yararlı olacak. Hadi bakalım. Ne? Daha 10 saniye olmadı. Pekala. Tekrar deneyelim. Bu şaka mı? Hadi ama bu sefer becereceğim. Her seferinde nasıl böyle kaybedebiliyorum ki? Bana yardım edin. Sorun nedir? Sürekli kaybediyorum. Sıkıntı yok, ben hallederim. Bütün hayatım boyunca bunun için eğitildim. İşte. Hadi bakalım. Tamamdır. Şu ağaca dikkat et. Pardon. Başardın, kazandın. Oyunun şampiyonu benim. Nereye kayboldu bu? Skorumu 1000'e taşıdı. Parti başlasın o zaman. Ekranı bir temizlemem lazım. Her şey hazır. Her yanım gergin. Açıldı mı? Tamamdır. Binanın arkasından mı dolanıyoruz? Çitin yanından. Evet, yakala onu.
Ah, bu da mı bitmiş? Tüh. Bugün benim günüm. Ah, şu şeyin nesi var? Ah, bir dakika. Bu da ne? Fareymiş. Ya şimdi ne yapacağım? Keşke yeni bir mouse'um olsaydı. Ah, harikaymış bu mouse. Ah, çok iyi. Sanırım bir tane almak için yeterli param var. Aa, yeşil görmeye başladım. Ama $1 yeter mi? Pek emin değilim. Artık kontrolü kendi elime almam gerekiyor. Ha, bu harika olacak. Geliyorum. İstediğini almak için paraya ihtiyaç duyduğunu kim söyledi? Yaşasın istediğim her şey bu kutunun içinde. Ah, şurasını bir keselim. Burasına bir iki işlem. Hedefime ulaşıyorum. Hedefime yaklaşıyorum. Kendi harika mouse'umu yaratmış bulunmaktayım. Bu yaramaz çocuğun nasıl çalıştığına bir bakalım. Ben dahi miyim neyim? Bu zombilerin artık hiç şansı yok. Hey, doğru düz tıklamıyor bu. Beni yarı yolda bırakma ama. At şunu çöpe. Çok sinir bozucu. İşte harika mouse. İşte olay budur. İyi ekipmanın gücünü asla küçümseme. Bu arkadaş bayağı aç görünüyor. Sence bir sağlam bir oyuncu musun yoksa oyun için kaynakları iyi değerlendiren biri misin? Her şekilde bütün olay eğlenmekle alakalı. Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı ve beraberce eğlenmeyi unutma. Dürüst olalım, hepimiz tuvalete zaman geçiririz. Dolayısıyla temiz ve güzel olmasını isteriz. İşte pırıl pırıl bir tuvalete sahip olman için bir tüyom var. Bu işi matkapla çok daha kolay yapabiliriz. Fırçalı bir matkap ucu kullansan yeter. Şuna bir bak, parıldıyor. Şimdi izin verirseniz biraz mahremiyet istiyorum. Uf ya, bu ders çok uzun sürüyor. Ay, çok çişim geldi. Ha, buna kim cevap verebilir? Gönüllü birisi, harika. Ne? Ay, yarı tuvalete gitmeliyim. Neden böyle oluyor ki? Ah, hızlıca halledelim. Heyecanını takdir ediyorum. Ne yapmam gerektiğini hiç bilmiyorum. Uf, rastgele bir şey yazacağım. Bunun için uğraşamayacağım. Nasıl oldu? Aferin sana Betty. Ay, bunun nesi var? Çekiliyor, bundan geliyorum. Hey, pardon. Betty. Ben de seni bekliyordum. Ha, biraz daha beklemem gerekecek. Ciddiyim David. Güzelliğim bir gül gibi. Elinden gelenin en iyisi bu mu? Dur, not almıştım. Almasan şaşardım. Annemle birlikte yazdık. Aa, gitmem gerekiyor. Bir saniye istiyorum güzelliğin. Ha, acelem var. Ama daha 5 sayfa vardı. Güzelliğin. Ha, çok tatlıymış, görüşürüz. Bana ne ya, seviyor işte. Ay, temizliğe bayılıyorum. Sallayalım. Bilek mi yapıyorsunuz ya? Şunu bana doğrultmasana. Aslında hareketleri fena değilmiş. Uf, evet. Salla salla. Peki, zamanlamam lazım. Hareketleri bir düzenle ilerliyor. Geç geç geç. Ay, çok kötü oldu. Evet. Bu anın kabuslarını göreceğim. Ah, sonunda şu porselen tahta. Bir bak. Ay, şaka mı yapıyorsunuz? Olamaz ya. Ay, şimdi ne yapacağım? Ah, yapamam. Yapsam mı? Ah, denemeye değer. Ay, bu çok iğrenç. Çöp poşetini alsam yeter. Klozete yerleştirelim. Ah, şimdi de işimizi görebiliriz. Ah, ay, çok iyi geldi. Of, evet. Ah, çok rahatladım. Dur bir saniye. Seni bekliyordum. Aa, evet, garip oldu. Ha, duş iyi geldi. Çok rahatladım. Amanın, neyse ki evde yalnızım. Çok utanç verici olabilirdi. Ne haber? Artık bir sırrımız var. Ben kaçıyorum. Hazırlanma zamanı. Olamaz, yine mi? Aa, orada değilmiş. Kimse beni göremedi. Aa, sanırım görmüşler.
Ara beni Dina. Selam. Uf. Evet, devam edelim mi? Bu toplantı kaydediliyor değil mi? Yapabileceğim bir şey olmalı. Havlunun kenarını kırarak başlayalım. Sonra da bir iğne ve iplik alalım. Bunlarla kenardan dikişimizi yapalım. Diğer tarafına kadar devam edelim. Şimdi de lastik ve çengelli iğne hazırlıyoruz. Bunu yeni aralıktan geçiriyoruz. Diğer tarafa kadar itelim. İğne ve ipliğimizi geri alalım. Ve lastiği havluya dikelim. Sabit olduğundan emin olmalıyız. Sonra da ipin kalanını kesiyoruz. Ardından lastik ve iğnenin ucunu keseceğiz. Aynen böyle. Şimdi de tutkalı alıyoruz. Havlunun kenarını azıcık sıkıyoruz. Sonra da üstüne cırt cırt yapıştırıyoruz. Deneyelim bakalım. Tamam, kopmuyor. Zıplasam bile bir şey olmuyor. Çok daha iyi oldu. Ben çikolataya bayılırım. Harika. Ha? Sen de mi istiyorsun? Alın bakalım. Tina, ne yapıyorsun? Selam anne. Uyku zamanı. Ama uykum yok ki. Tartışmıyoruz. Hadi temizlen bakalım. Ne kadar garip bir şey. Sanırım kendim kaşındım. Tina'yı kontrol edeyim. Halledelim gitsin. O kadar da pislenmemişim. İzimdeki çikolataya bak. Tina. Hadi ama temizlenmelisin. Dişlerinle başlayalım. Peki fırçalayayım. Çok kolay olacak. Birazcık daha. Bu kadar yeter. Çok ferah olacak. Hiç değilse dişini fırçalıyor. Dur biraz. Tina yapma. Harikaydı. Şuna baksana. Bundan asla sıkılmayacağım. Bumba, al sana. Bumba. Dişlerimi fırçalamaya bayılıyorum. Dur, yeter. Bana neden öyle bakıyorsun? Bak şeytan doldurur. Hayır! Tina! Kaçmam lazım. Hayır değil. Daha iyi sıkman lazım. Ay! Vurdun beni. Hata yapmış olabilirim. Ben dişlerimi fırçalayayım. Sonunda yola geldi. Bir fikrim var. Şu ufaklık işime yarayabilir. O neymiş? Şuraya koyuyorum. Sonra da üstüne diş macunu takıyorum. İzle şimdi. Kafam çok karıştı. Diş fırçasını ağza yerleştiriyorsun. Ve mükemmel miktarda diş macunu çıkıveriyor. Bak, çok kolaydı. Sanki gelecekten gelmiş. Denemek istiyorum. İşte bu. İşe yaradı. Aferin sana. Bak anne, fırçalıyorum. Aferin kızıma. Of, trafikten nefret ediyorum. Hadi ama kımıldayın. İğrenç ya. Hadi gaza bas artık. Çok sıcak. Neyse ki yanımda su şişem var. Tam da ihtiyacım olan şey. Artık bir de trafik açılsaydı. Saatlerdir burada sıkışmış gibiyim. Çok sıkıldım. Üstelik suyum da bitti. Kımıldı. Sana araba sürmeyi kim öğretti ya? Etrafım aptallarla çevrili. Dur biraz. O suyu içmek kötü bir fikirmiş galiba. Durum kötü. Çabuk olun. Böyle olmak zorunda mıydı? Dur bir saniye. Bu şişeyi kullanabilirim. Tek ihtiyacım bir kilot. Ve küçük bir su şişesi. Şişenin tepesini kesip alıyoruz. Aynen böyle. Sonra da kapağına delik açıyoruz. Bu kadar yeter. Kapağın üstüne de plastik bir boru takıyoruz. Ardından kilodu deliyoruz. Boruyu delikten geçirelim. Şişenin tepesinin kilodun içinde olması lazım. Sonra da kapağı delikten sokalım. Arabamın içi mahvolsun istemem. Güzelmiş. Bunu neden daha önce düşünmedim ki? Artık evden bunsuz çıkmam. Kimse de fark etmez. Kahveni tazeleyim mi? Doldur gitsene, çok soğuk. Bu içini ısıtır. Keyifle içeceğim. Biraz ısınsam yeter. Güzelmiş.
Of evet. Umarım kahveyi abartmıyoruzdur. İçelim gitsin. Kimin umurundaki sıcacık işte. Bunu durmadan içebilirim. Bu kadar çok kupamız olmasına sevindim. Gerçi bunları ben temizlemem. Ah, şimdiden daha iyiyim. Gerçi sanırım çiş yapmalıyım. Ah, hemen dönüyorum. Peki. O son bardak biraz abartıydı. Hadi. Ne oldu? Onda neydi? Betty, iyi misin? Ne oldu? Klozet kapağı buz gibi olmuş. Acemi hatası. Önden ısıtman lazımdı. Cidden mi? Şunu deneyebiliriz. Peki. İşi hızlandıracaktır. Kendini zeki mi sanıyorsun? Evet. Bende de bu var. Kapağı sımsıcak yapacak. Nerede o zekan? Ha? Tina? Ne? Ufak bir problemimiz var. Neden uğraşıyorum ki? Elimden geleni yaptım. Şimdi ne olacak? Dur, sanırım buldum. Dur bakalım orada. Bunu nasıl yaptın? Ha? Onları giyiyordum. Bu iş daha önemli. Taytı klozet kapağının üstüne geçiriyoruz. Sonra da üstüne bir delik açıyoruz. Ne düşünüyorsun? Deneyelim. Devam et. Yakın arkadaşız ama o kadar da değil. Oh, sıcacık. Harika bir fikirdi. Şimdi nerede kalmıştık? Daha fazla kahve. Çok güzel. Şenife. Şimdi de benim tuvaletim geldi. Tutamıyorum. Daha sonra teşekkür edersin. Bu ne? Belki sihirli bir diyara açılan gizli geçit olabilir. Bunu anlamanın tek bir yolu var. Hayır, bluzu koyu pembe sipariş etmiştim. Şeker pembesi değil. Hadi bakalım, az bir şey kaldı. Lütfen bu sefer. Jared, hayır, dur. Müthiş olacak. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Sana bunu yapma demiştim. Bu haksızlık. Orada gizli bir geçit var ama. Ay lütfen ağlama. Bak sana ne vereceğim. Çok hoşuna gidecek. Tamam ver hadi. Of, iyi kurtardık. Bu kapak işimize yarayabilir. Tam oraya uyacak boyutta. Bir denemeye değer. Şu ayranlardan birkaç tane daha lazım bana. Kapağı bu şekilde prize sokup çeviriyoruz. Bu sayede meraklı parmakları tehlikeden koruyabiliyoruz. Şimdi biraz rahatladım. Evet, o bebek mavisi bluzu sipariş vermek istiyorum. Koyu mavi olanı değil. Artık o geçitin keşfine başlayabilirim. Ha? Neler oluyor? Çok sıkıcı. İşe yarayacağını biliyordum. Şimdi evdeki diğer prizleri de halletmem lazım. Ve sonsuza kadar mutlu yaşadılar. Hadi uyku zamanı. Ama benim uykum yok. Tatlı rüyalar tatlım. Gitti mi? Hiç uyumak istemiyorum. Onun yerine biraz eğleneyim. Bu hamura bayılıyorum. Hem yumuşacık hem de böyle ısıyor. Sen de denemek ister misin Barbie? İşte böyle hepsini ye. Peki ben de biraz deneyeceğim. Ha? Sabah mı oldu hemen? Saçların haline bak, hamura kaplanmış. Yapış yapış olmuş. Bu neden oldu ki şimdi? Madison, sorun nedir? Bebeğimin haline bak. Fena olmuş gerçekten. Evet, saçların her yerine bulaşmış. Bir dakika, bu hamur mu? Yani evet olabilir. Ver bakayım onu bana. Bu evde hamurla oynamıyoruz biliyorsun. Şimdi saç konusunda ne yapabiliriz bir bakalım. Bir şey yapıp yapamayacağımızı bilemiyorum ama bu yıkayarak temizlenmez. Ama bir fikrim var, saçların tamamını keseceğiz. Tıraş makinesi, hemen bırak babacığım, hayır. Birazdan biter, sanırım bu ona yakışacak. Doğrusu benim de hoşuma gidiyor bunu yapmak. Vay canına, kafası pırıl pırıl parladı. İşte bitirdim, güzel görünüyor. Yeni bebeğine merhaba de hadi. Sen çakırdın mı, ona bir bak. Elimden geleni yapıyorum. Ne yapmamı istediğini anlamıyorum. Bir saniye, harika bir fikrim var. Bu yün ipliği kullanabilirim. Bir sonraki adım için bir iğneye ihtiyacımız olacak.
İğneyi bebeğin başından geçiriyoruz ve diğer taraftan çıkarıyoruz. Sonra iğneyi çıkarıyoruz ve aynısına sarıyla devam ediyoruz. Sarıyı ilk iplik parçasının yanına batırıyoruz. Bebeğin kafası saçla dolana kadar bunu yapmaya devam ediyoruz. Aynen böyle, bak harika oldu. Sanki saçında bir gökkuşağı var. Ne düşünüyorsun Madison? Bayıldım. Saçları rengarenk olmuş. Teşekkürler, harikasın. Öyleyim gerçekten, değil mi? Belki ben de saçımı bebeğinki gibi yapmalıyım. Bayrakları böyle koyalım. Demek ki bir çay partisi veriyorsun, öyle mi ufaklık? Ne tatlı oynuyor. Şimdi çaydan nem gelsin. Çayı yeni demlemiştim. Bu çaydan keyif alacağınıza eminim. Ve bunun yanında şekerlemelerimiz de var. Merak etmeyin, herkese yetecek kadar var. Bunun yanında bir atıştırmalığımız daha var. İşte bu leziz sosis. Bir dakika, bu yeter mi acaba? 3 kişiyiz değil mi? Ama tek bir sosis var. Aa, yok böyle olmayacak. Belki bunu 3'e bölebiliriz. Sen bunu yapabilirsin tatlım. O sosise kimin patron olduğunu göster. Bir türlü kopmuyor. Of. Pardon babacığım. Neler oluyor? Biz 3 kişiyiz bak. Aa evet haklısın tabii. 1, 2, 3 ama bir tane sosis var. Bu konuyu düşünmemiz lazım. Benim bir çözümüm olabilir. Şu alete bir bak. Bu tam ihtiyacımız olan şey. Alo, bir sipariş vermek istiyorum. Şuna bir bak Madison. Şimdi bu alet sosisi hızlıca dilimlere ayıracak. Üst kapağını açıp sosisi buraya koyuyoruz. Bu metal çubuklar sosisi parçalara bölecek. İşte böyle. Vay canına, çok kolay oldu. İnsanların aklına neler geliyor? Vay canına, şimdi geri çekil babacığım. Acele etme tatlım. Bunu senin için bir tabağa koyacağım. Al bakalım. Hmm, teşekkürler. Kocaman ağaç. Hadi. Sen olmasan ben ne yapardım? Teknoloji ne harika bir şey. Hadi iyi çay partileri tatlım. Al bakalım ayıcık. Aferin sana oğlum. Bunu okuman lazım. Kasabada bir hırsız kedi varmış. Ha, şaka yaptım sadece. Aa, evet anladım. Madison. Ne var babacığım? Köpeği yürüyüşe çıkarman lazım. Sorun yok, hazırlanmam lazım ama. İşte tamamdır. Hadi gidelim oğlum. Bir dakika. Kaka torbasını unutma. Ah iğrenç. Onu almak istemiyorum. Uf peki. Ben de seninle geliyorum. Hadi çıkalım o zaman. Yürü bakalım tembel hanımefendi. Burası ne kadar güzel değil mi? Oğlum sorun ne? Aa evet, işini hallediyorsun. Hey, bunu herkes yapıyor. Sen neler yemişsin öyle. Sen hallediyorsun tatlım. Köpek isteyen sendin. Of peki, neden iğrenç şeyleri hep ben yapıyorum ki? Buna dokunmak istemiyorum. Of pis kokuyor. Oh, üzgünüm, ben yapamayacağım. Ama burada bırakamayız onu. Aa buldum. Tokanı kullanabiliriz. Kakayı bununla yerden alabilirim. İzle ve öğren. Bunu torbanın içine sokuyoruz. Sonra kakayı yerden alıyoruz. Bu sayede dokunmamıza gerek kalmıyor. Şimdi torbayı ters yüz ediyoruz. İşte işimiz bitti. Bunu şimdi çöp kutusuna atıyoruz. Biraz kafayı çalıştırınca işi hallettik. Şimdi bunu da yerine geri koyalım. Hadi gidelim. Bak bende ne var? Taptaze sebzeler. Ve yanında bir kova dolusu kızarmış tavuk. Çok güzel. Hmm, baharatları nefis kokuyor. Ha, ne var? Konuşmamız lazım. Sen tavuğu alıyorsun ve ben de bunu mu yani? Hey, ben kuralları koymuyorum. Demek istediğim mi? Şu resme bir bak. Burada hiç kızarmış tavuk görüyor musun? Aa, hadi ama. Hmm, buldum. Sanırım bir oyun oynamamız lazım. Bir dakika, oyun mu oynayacağız? Peki, yarışmayı severim. Ben kazanırsam yediklerimizi değiştiriyoruz. Hmm, şartını kabul ediyorum. Ben bu arada şu krem şantiyi sıkayım. Ama buna pişman olacaksın. Tabii tabii, ne demezsin. Tamam, artık hazırım. İşte başlıyoruz. Bunu yapmak çok heyecan verici. Bence bir şey olmayacak. İşte dediğim gibi. Acemi şansı. Sıra bende. Bana da hiçbir şey olmayacağından eminim. Hayır. Yaşasın, ben kazandım. Bu haksızlık. Bunu hep diyorsun. Şimdi ver şu tavukları bana. Süper. Haklısın, baharatı inanılmaz kokuyor.
Hey, bekle. Hadi bir daha oynayalım. Olmaz, ben böyle iyiyim. Denemeye değer diye sebzelerden nefret ederim. Hayır. Madison, yine yatağından mı düştün? Nasıl uyumaya devam ediyor acaba böyle? İşte oldu. Neyse ki bunun için harika bir çözümüm var. Bu çözüm onu durması gereken yerde tutacak. Artık hiç yataktan düşmeyecek. Ne? Bu nasıl yaptı ki? Her akşam aynı şey. Ama sanırım ne yapacağımı biliyorum. Önceden ortasını kestiğimiz bu havuz makarnasını yatağın kenarına böyle takıyoruz. Madison döndüğünde köpük tampon görevi görüyor ve artık yere düşmüyor. İşe yaradığına çok sevindim. Şimdi sessiz olsam iyi olur. Bak bende ne var? Leziz bir çikolatalı yumurta. Ver onu bana. Bu iş o kadar kolay değil. Bunu bir bardağın altına koyup bardakları hareket ettireceğim. Şimdi senin çikolatanın nerede olduğunu tahmin etmen gerekiyor. Hadi dene bakalım şansını. Of, hiç dikkatimi vermemiştim. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bana yardım eder misiniz? Zor bir tahmin ama Madison'ın çikolatayı bulmasına yardım etmemiz lazım. Sence çikolata hangi bardağın altındaydı? Aşağıda yorumlarını alalım. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla harika video için kanalımıza abone olmayı unutma. Hazır mısın? İşte başlıyoruz. Hadi yapalım şu işi. Bendeki malzemeler çok taze. Meg, ben sana ne demiştim? Sümük yok. Bu aklıma bir fikir getirdi. Bu sıradan bir bardak gibi görünebilir. Yumurtayı bunun içine döküyoruz. İğrenç. Bu bardak ayrıca yumurtanın sarısıyla beyazını ayırıyor. Çok iyi değil mi? Hiç böyle bir şey görmemiştim. Benim de bir şeyler yapmam lazım. Bir türlü olmuyor. Sanırım benim de işin çok zor. Sen öyle san ufaklık. Senin de işin daha bitmedi yaşlı bayan. Bunu nasıl yaptın? Şimdi ne olacak? Bizim bir hakeme ihtiyacımız var. Şimdi ne var? Bir türlü gazete okutmadılar. İşte geldim. Sizin için bir şey getirdim. Bende de senin için bir şey var. Burada çok genç görünüyorum bak. Bunları kullanabilirsin. Neler oluyor? Anladım. O zaman neyi bekliyoruz? Bir bakalım. Bu ilginç görünüyor. İşte ilk yarışma konunuz. Lezzetli ve sağlıklı bir salata. Başlayabilirsiniz. Vay canına. Şu sebzelere bak. Bu çok eğlenceli olacak. Ben soğanla başlayacağım ama soğanı doğramamıza gerek yok. Onun için bu kullanışlı aleti getirdim. Bu işimizi çok kolaylaştıracak. Soğanı tam buraya koyuyoruz. Bu sivri uçlar soğanı yerinde tutuyor. Sonra kolu çeviriyoruz. İşe yarıyor bak. Vay, buna bayıldım. İşte soğan incecik doğranıyor. Şuna baksana büyük baba. Çok hipnotik bir şey. Daha izlerken başım döndü. Bunu düşünmem gerekiyor. İyi şanslar, çünkü ihtiyacın olacak. Demek öyle. Benim öyle aletlere ihtiyacım yok. Bende matkap var. Biberleri tahta şişlere geçiriyoruz. Şimdi bıçağımızı alıyoruz. Ve biberi böyle doğruyoruz. Birazdan çok şaşıracaksın. Tada! Şimdi bu işi ilginçleştirelim. Bu sefer büyük bir biber deneyeceğim. Zor işmiş bu. Çok yoruldum. Büyük anne, sen ne yapıyorsun? Ne? Sen iyi misin tatlım? Hiç bu kadar iyi olmamıştım. Ben acımasız bir sebze dilimleme makinesiyim. İşte böyle dilimlendi hepsi. Tamam, bu kadar yeterli. Çok eğlendim doğrusu. Sen bunu nasıl yaptın? Bu inanılmaz bir şey. Gerçekten etkilendim. Seni yenmeme imkan yok. Elimde sadece bu dilimlenmiş soğanlar var. Tuhaf bir durum tabii. Her neyse. Hakem Bey konuşsun artık. Zor bir karar olmayacak. Büyük anne kazandı. Harika, çok mutlu oldum. Sebze isteyen var mı? Yok, ben iyiyim. Hadi al, yararlı bu sebzeler. Hepsi bana kalır o zaman. Harika bir iş çıkardın canım. Beni mi bekliyorsunuz? Bir sonraki yarışma konunuz bu nefis sandviç. Geri çekil ya işte bayan. Kalabalığa gerek yok genç bayan. Hey, durun bakalım. Burada saçmalığa izin yok. Üzgünüm büyük babacığım. Ben ne kullanacağım şimdi? Bir düşüneyim. Buldum.
İşte sana gereken şey. Fena kokmuyor. Al bakalım, yakala. Bu nedir? Ekmek mi? Hepsi bu mu yani? Sepetten bunlar çıktı. Ne yapacağımı biliyorum. Yumurtayı bu tutacağa koyuyoruz. Kabuğunu hafifçe birkaç kez vuruyoruz. Neden çatlamıyor bu? Bir dakika, oldu işte. Yalnız bu biraz zaman alabilir. Elimiz kayarsa en baştan başlamamız gerekir. Kabuğu nazikçe soyuyoruz. İşte oldu. Bu işin insanı rahatlatan bir yanı var. Yavaş yavaş gerginliğim azalıyor. Yapboz gibi bir şey bu. Bu büyük bir parçaydı. İşte bitirdim. Şimdi sıra işin eğlenceli kısmında. Yumurtayı kavanozun içine koyuyoruz ve sıvıyla yumurtayı boyuyoruz. Çok şirin oldu. Şimdi bunu ikiye bölüyoruz. Yalnız parmaklara dikkat ediyoruz. Tadı tıpkı yumurta gibi olacak. Şimdi üstüne peynir, taze marul ve domates koyuyoruz ve peynir koyup biraz da mayonez ekliyoruz. Daha sonra diğer yarısını da üstüne kapatıyoruz. Ama işimiz bitmedi. Üstüne de susam serpiştiriyoruz. Biraz da garnitür ekliyoruz ve bitti. Ve işte lezzetli mi lezzetli bir yumurta sandviçi. Çok güzel görünüyorlar. Denemek için sabırsızlanıyorum. Benim işim bitti. Bunu sen mi yaptın? Ama ben de pes etmiyorum. Benim de özel numaralarım var. Peynirden küçük bir parça alıyoruz. Sıra süper öğütücümde. Neden işin zor kısmını ben yapayım ki? Peyniri buraya sokuyoruz. Sonra bu kolu çeviriyoruz. Egzersiz gibi oluyor. Neredeyse kas yapacağım. Parçaları bu kaseye topluyoruz. Birazcık daha. Tamam, bu kadar yeter. Şimdi peynirimize biraz renk katıyoruz. Bunun için kırmızı gıda boyası kullanıyorum. Şimdi ikisini de karıştırıyoruz. Peynirin rengi emmesini istiyoruz. Güzel görünüyor. İşte bu. Rengi çok canlı oldu. Aynı işi farklı renklerle de yapmıştım. Şimdi ne yapıyoruz? İşte bu. Kalp şeklindeki bu kurabiye kalıbını alıp ekmeğin üstüne bastırıyoruz. Aynısını bu dilimle de yapıyoruz. Şimdi iki kalbimiz oldu. Seni seviyorum aşkım. Peyniri kalplerden birinin üstüne bastırıyoruz. Bu şekilde katmanlar oluşturuyoruz. Aynen böyle. Diğer kalbi üstüne koyup bunu ızgara yapmamız lazım. Birazdan hazır olur. Sen kendi sandviçine bak. Altın gibi sararmış. Nefis kokuyor. Çok lezzetli. Şuna bir bak. Çıtır çıtır. Muhteşem. Bu turun kazananı belli bence. Kendine fazla güvenme. Ne düşünüyorsun büyük baba? Çok yaratıcı. Meg lezzetli görünüyor. Peynirli sandviç de harika. Vay canına, üstelik çok renkli. Bence berabere kaldınız. Gerçekten mi? Bence sorun yok. Bu karar bence çok adil oldu. Neredeyim ben? Harika bir rüya görüyordum. Her neyse, işte bir sonraki yarışmanız. Krep yapıyorsunuz. Ne? Hadi başlayın. Bu çok heyecan verici. Ne kadar zor olabilir ki? Elimizde bütün malzemeler mevcut. Burada çikolata şurubu var, en sevdiğim. Bunu yapmak çok hoşuma gidecek. Ne yapacağımı iyi biliyorum. Bir bakayım şuna. Hayır, bakamazsın. Kendi tarafında kal büyük anneciğim. Bana bir kase gerekiyor. İşe yumurtayla başlıyorum. Kabuklara dikkat ediyoruz. Kimse krebinde yumurta kabuğu istemez. Sonra da stekliyorum. Şimdi de un zamanı. Aslında miktar desem daha iyi olurdu ama ben başına buyruk biriyim. Kendi kurallarımı kendim koyarım. Şimdi bunu çırpmamız gerekiyor. Karışımın hafif kabarık olmasını istiyoruz. Etrafı biraz dağıttım ama böyle şeyler olur. Büyük annem ne yapıyor acaba? Sen beni merak etme. İşte ilki hazır. Şimdi biraz malzemeye ihtiyacım var. Acele etsem iyi olacak. İşte başardım. Krebim hazır. Kendimle çok gurur duydum. Bunun üstüne de krem çikolata sürüyorum. Bu şekilde çok güzel ve tatlı olacak. Bunu her an yalayıp bitirebilirim. Böyle güzelce krebin üstüne sürüyorum. Biraz fazlasına ihtiyacım olacak. Vay canına, şuna bak. Çok güzel. Her yerine bolca bolca sürüyorum. Sanırım ufak bir ödül hak ettim. Harika bir şey. Ama bir şey eksik. O da bir muz tabii ki. Bu krebin sağlıklı olacağı anlamına mı geliyor? Kimin umurumda ki? Tadı güzel olsun yeter. Muzu böyle eziyoruz ama zor oluyor böyle. Biraz yardıma ihtiyacım var. Bu şey dene koyun mu? Aynen öyle. Kapağını açıyoruz ve buraya bir parça muz koyuyoruz. Şimdi kapağı tekrar kapatıyoruz. Sanırım artık hazır. Şimdi kuyruğunu çeviriyoruz böyle. Çok matrak bir şey.
Bu video çekilirken hiçbir koyuna zarar verilmedi. Bak, muz üstten çıkıyor. Kafası nasıl hareket ediyor bak. Şimdi muzu koyunun sırtından seyiriyoruz. Böyle bir şey söyleyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Muz parçalarını kremin üstüne koyuyoruz. Çikolata ile muz beraber harika oluyorlar. Muzu iyice karıştırdıktan sonra kremi de böyle rulo yapıyoruz. Denemek için sabırsızlanıyorum. Suşiye benzedi değil mi? Ve sıra son dokunuşlarda üstüne bu çikolata şurubunu gezdiriyorum. İşte diş hekimlerinin kabusu. Şimdi bu güzellikleri de serpelim. Salat eseri gibi bir şey oldu bu. Eminim tadı da göründüğü kadar güzeldir. Ne diyorsun büyük anne? Ah, zamanımı boşa harcıyorum. Bir an evvel şunu halletmem lazım. Benim krebim işte haçıcı olacak. Krebi şu domates salçasıyla kaplıyoruz. Süper, şimdi bu peyniri alıyoruz. Yalnız peyniri üstüne yayamayız. O zaman ne yapacağız? Keşke ben de o küçük koyundan olsaydı. Bir dakika, buldum bile. Bu eleği kullanabilirim. Bu da aynı işi görecektir. Eleği peynirin kalıbının üstüne yerleştiriyorum. Peyniri deliklerden geçiriyorum. Şimdi peyniri bu şekilde sıyırabiliriz. Çok kremsi görünüyor. Bunu krebin üstüne ekliyorum. Bu sayede müthiş bir dokusu olacak. Artık krebimizi sarma zamanı. Bu işin kolay kısmı tabii, henüz işimiz bitmedi ama üzerine biraz da yağ dökeyim. Umarım tadı güzel olmuştur. İşte bitirdik. İki farklı tarzı. Kimin yemeği beni çok etkiledi? Bir dakika, dur bakalım orada. Ama bu dramatik anı mahvettin. Bekle bir saniye. Acil durumlar için yanımda hep bir sosis taşırım. Sosisi dilimlere ayırmak için bu çatalı kullanıyorum. Umarım ezilmiş sosis seviyorsundur. Bunu izleyemeyeceğim. Bak, sana bunu vereceğim. Bu benim dört ayaklı arkadaşım büyük anne. Ver şimdi o sosisi bana. Her şeyi ben mi yapmak zorundayım? Bunlara neden sosis köpek denildiğini biliyorsun değil mi? Şimdi öğrenmek üzeresin. Sosisi buraya koyuyoruz ve sosisi bu şekilde dilimlere ayırıyoruz. Gelecekten fırlamış gibi değil mi? Vah canına, neler düşünmüşler. Yardımın için teşekkürler canım. Bu tam da krebimin ihtiyacı olan şey. Gurmelere layık bir şey oldu. Biraz fazla iddialı ama. Ne düşünüyorsun? Müthiş, her şeyi değiştirdi. Yine beraberesiniz. Oh, yaşasana. Bunu sen olmadan yapamazdım. Büyük anneni çok gururlandırdın. Bu kahve çok güzel. Hadi ama. Her seferinde aynı şey oluyor. Çok utanç verici. Ama bunu nasıl halledeceğimi biliyorum. Kahvemin yanında bana tatlı bir şeyler yapın. Fena fikir değil. Bu iş biraz zor olabilir. Elimizde güzel malzemeler var. Bir dakika, bir anda ilham geldi. İşe koyulma zamanı. Ben ne yapacağımı biliyorum. Lezzetli görünüyor. Güzelmiş. Ben bu marshmallow'la müthiş bir tatlı yapacağım. Ama bir şeye daha ihtiyacım var. Bu benim tatlı aletim. Ben sensiz ne yapardım? Bu işimi çok kolaylaştıracak. Şimdi bu kolları kaldırıyoruz. Krakeri buraya koyuyoruz. Onun üstüne bir parça çikolatayla bu marshmallow'u koyuyoruz. Yan tarafına da aynısını yapıyoruz. Şimdi kolları geriye katlayabiliriz. Bu kollar her şeyi yerli yerinde tutacak. Bu çok ağırmış. Şimdi bunları mikrodalgaya koyabiliriz. İşte her şey hazır. Mikrodalgayı açıyoruz. Bak, marshmallow'lar nasıl eriyor. Birazdan yumuşacık olacaklar. Bak, nefis bulutlara benzediler. İşte bu. Artık çıkarabiliriz. Müthiş. Bir an evvel tatmam lazım. Müthiş görünüyorlar. Gelin bakayım bana. Şuna bak. Hey, ne yapıyorsun sen? Onlar benim. Ne? Doğru. Ama burada bir tane daha var. Yalnız çabuk olsan iyi olur. Zaman tükeniyor büyük anne. Tabii ya. Baskı altında hiç iyi değilim. Bana bir fırın tepsisi gerekiyor. Çikolataları bunun içine atıyoruz. Hepsini kullanıyoruz. Sonra marshmallow'ları da üstüne koyup tepsiyi fırına atıyoruz. Basit ama güzel bir şey olacağına eminim. Yanmadan evvel şunları alalım. Sanırım artık hazır. Harika kokuyor. Çok iyi bir aşçıyım gerçekten. Bu mu yani? Elimden geleni yaptım. Yumuşacık olmuş. Bak, buna bayılacaksın. Yani umarım. Berbat görünüyor. Ben bu turu kazanacağım. Evet, kıyas bile kabul etmez. Tebrikler. Şimdi bana şu tatlıyı ver artık. Yaşasın. Demek öyle diyorsun. Bunu hiç unutmayacağım. Bu iğrenç bir şey. Sence yarışmayı kim kazandı? Büyük annemi Meg mi?
Aşağıda yorumlarını bekliyoruz. Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı ve bunun gibi daha lezzetli videolar için kanalımıza abone olmayı unutma. Bu kesin işe yarayacak. Sadece iyi nişan almalıyım. Of, neler oluyor? Oh, Esi. Şu an yüz ifadeni görmen lazım. Yaylım ateşine devam. Of, olamaz. Parmağımdaki şu korkunç kıymaya bak. Pekala, sakin ol bakalım. Şimdi bu kıymağa biraz daha yakından bakalım, olur mu? Evet, parmağına bir kıymık batmış. Yalnız bunun için seni daha iyi muayene etmeliyim. Şimdi bu stetoskopu kullanacağım, tamam mı? Bir bakalım. Tam düşündüğüm gibi. Sana ne gerektiğini biliyorum. Bu çok işe yarayacak, biliyorum. Hah, işte burada. Onu bana yaklaştırma sakın. Öf, peki. Çek içine dersin o zaman. Ne? Evet, haklısın. Peki, kürek o zaman. Sen nasıl bir okul hemşiresisin? Bu sadece kıymık. Ha, tabii, haklısın. Burada kullanabileceğim bir şeyler olmalı. Ah, şırınga, bu işimizi görür. Şimdi hareket etme lütfen. Hayır. Hadi bakalım, şimdi bu emme etkisi kıyımı yerinden çıkaracak. Ve bitti. Artık tamamen iyileştin. Ah, yaşasın. Kıymık yerinden çıktı ve hiç acımadı. Aynen öyle. Ama parmağım hala biraz acıyor. Ne? Neler oluyor? Hazır mısınız kızlar? Hadi ucumuzu alalım. Burası çok güzel bir yer, değil mi? Eminim bu yeşilliğin ferahlatıcı bir kokusu vardır. Ah, bu da ne? Korkunç kokuyor. Aa, çok pis. Bu koku nereden geliyor ya? Hayır, benden değil. Belki de ayaklarımdan veya ayakkabılarımdan geliyordur. Bir bakayım. Ay, yok. Neyse ki kokuyu engellemek için yanımda mandal var. Şimdi çantamı şöyle bir karıştırayım. Of, çok kötü. Bunun içinde iğrenç kokan bir şey var. Aa, daha önce çantama koyduğum öğle yemeğim buradaymış. Cheryl, bunu olamaz. Çürümüş yiyeceklerin iğrenç kokusundan öldü gitti kızcağız. Bir dakika, bu video sonuçta geri sararız, olur biter. Bu kadar yeter, artık oynatabiliriz. Bugünkü piknik çok eğlenceli olacak. Bunu yemek için sabırsızlanıyorum. Dur, bu yiyecekleri taze tutmak için bir şey yapmalıyız, güven bana. Aa, peki sen öyle diyorsan. Bu şişeye biraz musluk suyu dolduruyoruz. Şişenin yarısına kadar yeter, güzel. Şimdi şişeyi yan yatırıp bir süre dondurucuya atıyoruz. Ha, bunu biraz beklememiz gerekiyor. İyi de neden? Güven bana, pekala bu kadar yeter. Şimdi dondurucuyu açıp ne olduğuna bir bakalım. Şişenin içindeki su kocaman bir buza dönüştü. Şimdi bunu yiyeceklerimizi taze tutsun diye sırt çantamıza koyabiliriz. Evet, yiyeceklerimizi soğuttuğumuzda taze kalırlar. Güven bana. Tamamdır Resi. Evet, artık piknik yapmaya hazırız. Hadi aç çantanı. Tamam, çantamı açıp yiyeceklerimizi çıkarıyorum. İşte su şişesi burada. Buz hala katı halde. Güzel. Şimdi buz yiyeceklerimizin bozulmamasını sağlamış mı bir bakalım. Açıyorum ve yiyeceklerimizi kokluyorum. Ah, bir dakika, bu koku da nedir? Benden geliyormuş. Bunun içinde bir çözümüm var. Vücut kokuları pikniğimizi mahvedemez. Vay canına Esi, gerçekten her şeyi düşünmüşsün. Evet, ama bunun tek sebebi zamanda yolculuk edebilmem. Ah, bugün hava çok sıcak. Artık yeter, klimayı açıyorum. Başka seçeneğim kalmadı. Of, ne şanssızlık. O halde ben de yelpazeyle serinlerim. Vay canına, neler oluyor? Cheryl, sana neler oldu? Çok fena yanmışsın. Aman tanrım, hadi otur şuraya, yerime geç. Of, çok acı verici görünüyor. Dur, seni şöyle serinleteyim. Hayır Esi, işe yaramıyor. Azıcık da olsa işe yaramıyor mu? Ha, bir dakika, hemen dönerim. Burada Cheryl'a yardımı olabilecek bir şeyler olmalı. Bu buz torbası işi görür. Hadi bakalım. Cheryl, sana biraz buz getirdim. Yanıklarına iyi gelebilir. Esi, sana hiçbir şeyin işe yaramayacağını söylemiştim. Aa, o zaman bir düşüneyim. Belki Cheryl'in kendisi dondurucuya girmeli. Aa, yok, öyle olmaz. Pekala, çantasında plajda kullandığı havlusu var. Bir dakika, buldum. Ah, çok acı çekiyorum. Tamam, şimdi bu havluyu biraz ıslatalım. İşte oldu. Islandığına göre artık bunu dondurucuya atabilirim. Şimdi yapmamız gereken havlunun donmasını beklemek.
Tamam, bu kadar yeter. Bir bakalım nasıl olmuş. Evet, havlu güzel dolmuş ama kaskatı olmamış. Mükemmel. Cheryl, bu sefer daha iyi bir çareyle döndüm. Şimdi havluyu böyle açıyoruz. Pekala, bir bakalım. Bunun üstüne saralım şimdi. Çok soğuk. Harika. Şimdi kendini çok daha iyi hissediyorsun değil mi? Kendimi mükemmel hissediyorum. Çok sağ ol, harikasın. Harika. Bu arada bir tane de kendim için yapmıştım. Çünkü burası hala çok sıcak. Sen hiç güneşte fena halde yandın mı? Yorumlarda bize bildir. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı, beğenmeyi ve bunun gibi daha fazla harika video için kanalımıza abone olmayı unutma. Bu kanalı duymuştum. Vay canına, çok ilginçmiş. Bir şeyler oluyor. Rahatladım. Aman ana, dün ne yemişim ya. Sanırım işim bitti. Ama bu sefer sifonu çekmeyi unutmayın bari. Hiçbir şey olmuyor. Her şeyin suyla gitmesi gerekiyordu. Sanırım sifon bozulmuş. Bu kötü oldu. Yeni bir klozet sipariş etmeliyim. Neyse ki her şeyi bu sihirli şeyle halledebilirim. Neler varmış? Olmazsa. İşte bu. Ne çabuk geldi. Geliyorum. Size bir paket var. Benim için olduğuna emin misin? Bu çok ufak. Bir hata olmalı. Durun bir dakika. Bu sizin için. Güvenin bana. Tuhaf. Bunun gerisi nerede? Bu işte bir yanlışlık var. Bu kadar ufak bir şey beklemiyordum. Şaka bu herhalde. Yeni klozetim bu muymuş? Buna tuvalet yapamam ki ben. Neler oluyor? Bu olmaz. Herhalde şaka olmalı. Ne? Uf, cips bitmiş. Ne güzel yiyordum ya. Çok sinir bozucu. Büyük annemi neyin kızdırdığına bir bakalım. Vay, bunlar çok harika. Kendimi dev gibi hissettim. İçinde de şeker var. Tam ihtiyacım olan şey. Harika bir lollipop. Tadı da çok güzel. Ama dahası var. Klozet kapağını kaldırıyorum. İçinde daha fazla şeker var. Lollipopu bununla kaplayacağım. Vay canına, çok acayip. Evet, tadı da müthiş. Şu kutu nerede bakayım? Evet, bu mide bulandırıcı. Zamanı gençleri, hiç anlamıyorum onları ben. Klozetin içinden bir şeyler yiyorsan dişlerini iyi fırçala bari. Tabii evet. Bu kase olmazsa çok ufak. İşte bu daha iyi. David'in kahvaltısına çok uygun. Günün en önemli öğünü. Kahvaltılık Evre'ye bayılıyor. David, kahvaltın hazır. İyi zamanlama. Teşekkürler büyük anne. Çok acıktım. Hadi ver. Şimdi sütü döküyorum. Biraz hızlanabilir miyiz? Hadi ama ya, burada neler oluyor? Çok sıkıldım. David. Uyuyakalmış. Uyan bakalım. Hadi ye gevre yine. Teşekkürler büyük anne. Pelte olmuş. İğrenç gözüküyor. Üzgünüm büyük anne, bunu yiyemem. Gerçekten mi? Ne yapmam gerekiyordu ki? Sorun yok, bak bende ne var. Senin bu pompaya ihtiyacın var. Bu işleri hızlandıracak. İçine pillerini koyuyoruz. Şimdi deneyebiliriz. Neredeyse hazır. Sütü alayım. Önce kapağı çıkarıyoruz. Sonra içine pompayı daldırıyoruz. Pompa süt şişesinin üstüne oturuyor. Tamam, güzel oturdu. Şimdi bu kolu kaseye ettiğimizde süt dökülmeye başlıyor. Gevrek de pelteleşmiyor. Gördün mü? Çok etkileyici değil mi? Vay canına, çok iyiymiş. Bu bana süt sağmayı hatırlattı. Bu başka bir şeyde de işe yarar mı acaba? Ne yapıyorsun? Sabahları bir bardak meyve suyu içmeyi severim. Hadi bir deneyelim. İşe yarıyor. Lezzetli domates suyu. Haklısın, işi hızlandırıyor. İster misin? Yok, ben almayayım ya. Ne kaçırdığının farkında değilsin. Bu neden böyle oldu ya?
zalim dünya. Kalbim kırıldı. Neden Lizzy? Neden? Artık ona bakamıyorum bile. Mutluluğu hak etmiyorum. Bunu yerim çöp. En azından boşluklar beni üzmüyor. Artık sadece bunlar var. Umarım kalbimdeki Lizzy şeklindeki boşluğu bu şekerlemeler doldurur. Ama şüpheliyim. Bütün sabah böyleydi. Ah, ne çok şekerleme var. Hepsini yemez herhalde, değil mi? Diş doktoru çok kızacak. Ah, bir saniye. Ah, şuna bak. Bu onu neşelendirebilir. Bir arama yapayım. Alo? Şu şekerleme makinelerinden bir tane istiyorum. Dünyada benim kalbimi onaracak kadar şekerleme yok. Neden yaptın Lizzy, neden? Ah, şimdi bekliyoruz. Gerçekten bugünlerde teslimat çok hızlı. Hemen dönerim tatlım. Ah, evet, teşekkürler. David, sana bir şey aldım. Bunun sayesinde Lizzy'yi ya da her neyse onu hemen unutacaksın. Al bakalım. Ne? Bu benim için mi? Nedir ki bu? Kafam karıştı. Bununla ne yapacağım? Birazdan anlarsın. Bu arada bütün şekerlemelerini çalıyorum. Umarım çantama sığar. Ah, işte oldu. Hayır, bekle. Şekerlemelerimi niye aldın? Onları hemen bana ver bakayım. Ah, gitmem lazım benim. Gerisi nerede? Ah, dişleri boşuna takma değil. Hadi bir deneyelim. Bunu şekerlerle dolduruyoruz. Ah, bu kadar yeter. Bir deneyelim bakalım. Ah, yakaladım. Şimdi deliğe bırakıyoruz. İşte bir şekerleme kazandım. Aa, ne güzel oynuyor. Ben de o zaman bunları yiyeyim. Hmm, güzelmiş. Bazen ufak sorunlar ortaya çıkar. Ancak ne olursa olsun her zaman bize yardımcı olabilecek bir gereç bulunur. Senin en sevdiğin hangisi olduğu yorumlarda bize bildir. Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla eğlenceli video için kanalımıza abone olmayı unutma. Hadi ama. Hayır, hayır, hayır. Kimse var mı? Kapı mı çalıyor? Baba! Hmm. Açın hadi. Baba! Biri bir şey mi dedi? Herhalde yanlış duydum. Oh, o zaman kitabıma geri döneyim. Hey, içeride odanızı biliyorum. Of, hadi ama. Peki, ben bakarım. Bayağı uzun sürdü ama neyse. Merhaba. İyi bir teklifim var. Bu insanın hayatını değiştiren bir tava. İlgilenmiyorum. Peki bu müthiş süpürgeye ne dersin? Bunun sayesinde evinde toz falan kalmaz. Hayır. Pekala, zorluğu severim. Oo, bu kameralı kişisel temizlik aletine bak. Burnun ve kulakların temiz olacak. Hadi bir denesene. Vay canına teşekkürler. Bu çok harika. Güzel. Şimdi parasını alayım. Aa, evet. Al bakalım. Ne? Şaka mı bu? Hey, kapıyı kapatma. Bunu denemek için sabırsızlanıyorum. Umarım işe yarar. Hadi bakalım. Gıdıklıyor. Buna bayıldım. Bir saniye, bir fikrim var. Baba, buraya gel. Ne oldu? Hareket etme şimdi. Ne yapıyorsun? Güven bana. Kulaklarının içi işte böyle. İğrenç. Kulaklarımın içi gerçekten böyle mi? Ya bu iyi değil. Gitmeliyim. Ne alet ama. Gülümse tatlım. Saçımı bir düzelteyim. Tamam. Hadi bir tane daha çekelim. Bu güzel çıkacak. Hadi bir bakalım. Aa, çok güzel. Aa, aklıma bir şey geldi. Anne? Bu harika olacak. Aa, döndün mü? Ne gündü ama. Ama fotoğrafları bastırmayı başardım. Anne, bunu yapmana gerek yoktu. Bu mini yazıcıyı kullanabiliriz. Filtreyi seçmek için telefondaki bu uygulamayı kullanıyoruz. Sonra yazdıra basıyoruz.
Vay canına, şuna bak. Bu sensin. Teknoloji harika bir şey değil mi? Ben de bir deneyeceğim. Başardım. Çok komik. Bunları arkadaşlarım da görsün. Vay canına, çok harika çıkmışız. Kokusunu alabiliyorum. Çok yaklaştık. Şuna bir bak. Ve üstelik hepsi bizim. Çok lezzet görünüyor. Ağır olun bakalım. Ama bu çikolata değil. Evet ama sağlıklı. Çok sıkıcı. Artık çikolata yemiyoruz, tamam mı? Sen öyle san. Hey. Ne var? Bak. Aşağıya atıyorum. Niye uğraşayım ki? Şuna bir bak. Oo, güzelmiş. Ben de krem çikolata var. Harika. Peki annem? Bunu görmemeli. Hoş bende. Selam tatlım. Amanın. Hadi dans edelim. Babam ne nazik. Neyse, tam fırsatı. Bir muz alıyoruz. Sonra onu buraya koyuyoruz. Ala. Tüpü diğer ucuna takıyoruz. Ve böyle döndürüyoruz. İşte böyle. İster misin? Benden söylemesi. Muzdan pipeti çok güzel. Şimdi muzun içini dolduralım. Krem çikolatayı bunun içine koyuyoruz. Artık hazır. Şimdi bu kolu aşağı itmem lazım. Sonra muzu yerinden çıkarıyoruz. İçi nefis çikolatayla dolu. Şimdi tek yapmam gereken muzu sarmak. Çok güzel görünüyor. Böyle dans etmeyi özlemişim. Kendimi yeniden genç hissettim. Aferin kızım, o muz yiyor. İşe yaradı mı? Şuna bir bak. Vay canına. Teşekkürler ufaklık. O kadar dans etmeme değdi doğrusu. Çok güzel. Gözlerim üstünden alamıyorum. Eyvah, patlamış mısırımız bitmiş. Merak etme canım, o iş bende. Sen burada bekle. Mısır tanelerini tavaya koyup ısıtıyoruz. Umarım çıtır çıtır biraz da yanmış seversin. Bunlar aynen çöpe gidiyor o zaman. Hadi yine deneyelim. Sanırım bu işe yarar. Uzun sürmeyecek. Peki, ben hazırlıklıyım. Bu çok daha kötü sonuçlanabilirdi. Ama patlamış mısırımız var mı? Var, gördün mü? Evet, çok iyi iş başardın. Bize gereken işte bu. Mısır tanelerini bu patlamış mısır aletine döküyoruz. Aynen böyle. Sonra kapağını kapatıyoruz. Hadi çalıştıralım. Bir şeyler oluyor. Vay! Patlamış mısır yapıyor. Bir sürü lezzetli patlamış mısır. Böyle çok daha kolay değil mi? Ne güzel uyumuşum. Hazırlansam iyi olacak. Önce dişleri fırçalayalım. Büyükannem bütün macunu kullanmış yine. Neyse ki yedeğimiz var. Ve şimdi bekliyoruz. Şimdi buraya saklanıp ona suçüstü yapalım. En iyi yer küvet. Ama sessiz olmam lazım. Sanırım geliyor. Ağzım kokuyor. Ben ne yemiştim böyle? İşte oluyor. Dişlerimi şöyle güzelce temizleyeyim. Ne kadar yavaş hareket ediyor. Beklerken biraz oyun oynayayım. Neredeyse vardım. Birkaç adım daha. Sonunda geldim. Şunları güzelce bir ovalayayım. Pekala, dış macun nerede şimdi? Azıcık sıkıyoruz. Birazcık daha. Basıldım yani. Evet canım. Bir sorun mu var? O diş macununu bana ver. Bu diş macunu aletini kullanmalısın. Diş macunu böyle üstüne takıyoruz. Sonra bunu duvara yapıştırıyoruz. Kolu ittiğimizde tam olması gereken miktarda macun çıkıyor, gördün mü? Ne kullanışlı bir aletmiş.
Bazen anne babalarımız değişimi sevmez ama bunun gibi kullanışlı aletlerle hayat çok daha kolaylaşabilir. Senin en sevdiğin alet hangisiydi ve neden? Yorumlarda bize bildir. Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla eğlenceli video için kanalımıza abone olmayı unutma. Biraz eğlenme zamanıdır. Bence senin yeni bir görünüme ihtiyacın var Sofia. Ama endişe etme, ben ne yapacağımı biliyorum. Buna bayılacaksın. Müthiş görünüyorsun. Hey Sofia, hadi uyan. Ne? Bu da ne? Aa, saçım! Ne yaptın sen? Hoşuna gitmedi mi? Burada ne oluyor? Bak bana ne yapmış. Üzülme. Uzar nasılsa. Dinle Cheryl, böyle şeyler yapamazsın. Bu hoş değil. Kardeşin çok üzüldü. Ah ama aklıma bir şey geldi. Ben de tam gerekli bir şey var. Bu senin olsun. Aa, teşekkürler. Ah, bir şey değil tatlım. Şimdi bununla oynayacağım. Ve ben de biraz kestireceğim. Vay canına, bu çok heyecan verici. Bu küçük adamı kaldırıp aynı yere oyun hamuru koyacağım. Sanırım hazır. Ve şimdi kolu itiyorum. Ay canına, saçları çıkıyor. Bu müthiş. Komik görünüyor. Vay canına, bayıldım buna. Şimdi senin saçlarını biraz keselim. Bu iyi oldu. Bu tarafı da keselim. Belki de tıraş etmeliyiz. Bu daha iyi oldu. Evet, işte yine kel oldun. Ha, bu aklıma bir fikir getirdi. Bana gerçek makas lazım. Hareket etme büyük anne. Hayır. Bunun kokusu harika. Eğleniyor musun tatlım? Ben bir aşçıyım anne. Şu an akşam yemeğini yapıyorum. Ama bana daha çok malzeme lazım. Ah, etüden nefret ediyorum. Çok sıkıcı. Cheryl, sen ne yapıyorsun öyle? Dedim ya anne, yemek pişiriyorum. Makyaj malzemeleri, hepsi mahvolmuş. Aa, buldum. Bu bir acil durum. Ah, bu tam ihtiyacım olan şey. Bu günümü kurtaracak. Yemek pişirmek kolaydır. Sana bir şey vereceğim. Etraf berbat halde. Şunları temizleyeyim. Ha? Al bunu. Vay canına, sağ ol anne. Bunu kuyruğunu çekip çıkaracağım. Şu ufacık toplara bak. Bunu şimdi kabın ağzına yerleştireyim. Ve bu pompayı kullanayım. Anne bak. Bunun içini simle dolduruyorum. Ah, çok güzel oldu. Sırada ne mi var? Çok yumuşak. Bu da içine giriyor. Aa, bunun içine bir de popit koyabilirim. Şimdi ne koysam? Daha fazla sim. Şu renklere bak. Macun. Bunun da girmesi lazım. İşte oldu. Bu çok eğlenceli. Şimdi kapağını kapatıyorum. Vay canına, bu çok inanılmaz. Anne bak. Çok güzel olmuş canım. Cheryl, yapma sakın. Bir balon daha yapacağım. Hayır. Yapmak istemiyorum, bırak beni. Klozete çıkman lazım tatlım. Peki. Ha? O da neydi? Selam dedeciğim. Hemen klozete çık yine. Bu haksızlık. Ah, bir saniye. Yine mi? Nasıl yardımcı olabilirim? Sürekli bunu yapamayız. Sen bir düşün, görüşürüz. Yapabileceğim bir şeyler olmalı. Ah, tabii ya. Ben bunu yemem. Bununla oynamayı tercih ederim. Essie, bak bende ne var. Bay Flamingo, karnın acıktı mı? Al bakalım. Ooh, demek hoşuna gitti. Aa, gerçekten yiyor. Ama şimdi tuvalete gitmesi lazım.
Yok artık. Onu görmem lazım. Gerçekten kıkasını mı yapacak? Rahat bir şekilde otur. Hadi yap bakalım yapacağını. Oo, gerçekten tuvalete gitmen gerekiyormuş. Demek hala yapıyorsun. Vay canına, kakasını yapıyor gerçekten. Ben de yapacağım. Aferin kızıma. Sen gidebilirsin. Ben hallederim. Sadece seninle ben Bay Flamingo. Ne akıllı bir kız. Oh, sen ne yedin öyle? Gözlerimi yaşarttı. Ellerimin titrememesi çok iyi. Gıdıklandım. Burun kılı kalmadı işte. Bana yardım etmen lazım. Otur şuraya. Saçlarım çok fena halde. Gerçekten öyleymiş. Düzeltebilir misin? Evet, bir fikrim var. Bunu kullanabilirim. Ben sonra geleyim en iyisi. Otur şuraya. Ne yaptığımı biliyorum. Gerçekten mi? Bunu benim üstümde kullanmayacaksın herhalde. Peki, o zaman eski usulü gidelim. Sen ne yaptın? Güzelim, saçlarım gitti. Hayır, bana dokunma. Olamaz, saçlarımı kesmene izin vermiyorum. Merak etme, bende tam gereken şey var. Güven bana. Tamam, bu olur işte. Bu kancayı saçlarını aletin içinden geçirmek için kullanacağım. Aynen böyle. Şimdi aleti çalıştıralım. Saçın boyunca geri çekiyorum. Ve alet saçlarını böyle örecek. Şimdi diğer tarafı yapalım. Çok basit ve hızlı. İşte bitti. Vay canına, müthiş görünüyor. Bayıldım. Teşekkürler. Bana değil, alete teşekkür et. Hoş çocuk da kim? Nasılsın bebeğim? Vay canına, tam bir alışveriş maratonuydu. Ne çok şey almışım. Para harcamanın sonu yok. Hadi ama, seni içmem lazım. Neredeyse yakalıyordum. Yakaladım. Bu çok sinir bozucu. Görünüşe bakılırsa yardıma ihtiyacın var. Sen de nereden çıktın? Şuna bir bak. Karşılığını ödemelisin. Buna ne dersin? Seninle iş yapmak güzel. Çok heyecan verici. Nereye kayboldu birden? Kimin umurunda? Pekala, şimdi bunu bir deneyelim. Şimdi kapağını açıyorum. Ve üstüme yapıştırıyorum. Şimdi eşyalarımı alsam iyi olur. Vay canına, ne çok şey almışım. Ve içecek kutum da buraya giriyor. Böylesi çok daha iyi. Tamam, bunu yapabilirim. Hiç şansın yok Cheryl. Tabii tabii. Bunu daha önce de duydum. Şu oyuncaklara ve aletlere bak. Hepsini istiyorum. Onlar benim olacak. Hazır mısın? Hadi. Of, zor işmiş. Ne? Ben mi kazandım? Bilemiyorum. Sence bu yarışı kim kazandı? Esi mi, Cheryl mı? Yorumlarda bize bildir. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla eğlenceli video için kanalımıza abone olmayı unutma.